kaynaklı maalesef fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz ama yine de internet ortamında birbirimizin yüzünü görmek, sesini duymanın hepimize iyi geleceğini düşündük. Salgın koşullarının ağırlığı, ülkenin geçmekte olduğu sıkıntılı günler, kaybettiklerimiz, tutuklananlar ve her gün üstüne yeni bir tanesi eklenen gözaltılar arasında açıkçası ben bu yaptığımıza bir kutlama demek yerine Yeşil Sol'un Türkiye için önemini bir kez daha hatırlamak ve birbirimizle dayanışma göstermek için bir vesile olarak görüyorum. Ben çok fazla konuşmayacağım. Konuşmacılarımız var, başta eş sözcülerimiz olmak üzere. Ben partimizin hem tecrübesi hem ortak mücadeleye inancı ile barış içinde özgür yeşil bir dünya için çıktığı yolda yolun açık olmasını diliyorum. Nice yaşlara Yeşil Sol Parti diyorum. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Önce kısa bir videomuz olacak sözcülerimize söz vermeden önce. Bu video için Çiğdem'den yardım almak istiyorum. Kendi ekranını paylaşarak bu 8 yılın özeti olan bir video izleyeceğiz. Çok kısa, daha sonra geri döneceğiz. Çok teşekkürler. Hakikaten her şey gözümüzün önünden aktı. Ben şimdi sözü eş sözcümüz Eylem Tunceli'ye bırakmak istiyorum. Eylem, buradasın sanırım, değil mi? Evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında ev sahiplerine hoş geldiniz demek de dedik ama Zoom'dan toplantı yapınca
Yani hem teknik olarak hem de konuşma tarzı olarak hiç alışık değilim. Ekrana konuşmaya hala alışamadım. Umarım pandemiyi bir an evvel atlatırız ve tekrar yüz yüze geliriz. Hem bu 8 yılı analım istedik, hem de kötü şartlarda biraz da nefes alalım istedik. İşte pandemi, gözaltılar, baskılar, sürekli yaşadığımız erozyonu bir arada buluşup kısa saatler de olsa biraz rahatlayalım istedik. Bu buluşmayı bu nedenle gerçekleştirdik. Öncelikle bu buluşmaya vesile olan, bu buluşma için çalışan bir komisyonumuz var. O komisyona teşekkür etmek isterim. Ve elbette ki Fırat'a çok teşekkür etmek isterim. Çünkü tüm görselleri, videoları, kolajları hepsini Fırat hazırladı. Bu komisyonun eline, emeğine sağlık. Bizleri bu ortamda buluşturdular. Zoom meselesini çok uzun zamandır kullanıyorduk. Biliyorsunuz kongre konferans süreçlerimizde de online toplantılar yapıyoruz. Ama vesile 8. kuruluş yıl dönümüymüş meğerse. Tabii Ekin hatırlattı. Bir de onun üyeliğinin ilk yılı. Onu da bu arada kutlamış olalım. Videoyu izlerken aslında birçok şey gözümüzün önünden geçti. Yani 8 yıl ama neredeyse Cumhuriyet tarihinde tarihi boyunca yaşanan her şeyi biz bu 8 yıllık dönemde yaşadık. Darbe ise siyasi dahil geçti. İşte pandemi ve ilk defa bu boyutlarda bir pandemi yaşanıyor. Siyasal haklarımızın, özgürlüklerimizin en fazla gasp edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ne yazık ki zor bir süreçte kuruldu partimiz. Ve bu zorluklar arasında da ağır aksak, bazen heyecanla, bazen coşkulu yürümeye devam ediyoruz. Videodaki ilk fotoğraf Çerkezköy eyleminden zannediyorum. Ve 2017 ya da 2016 o yıllar ilk defa bir eylem alanına bombalı pankartla girmiştik. Eğer fotoğrafa dikkat ederseniz altta bir bomba fotoğrafı var. Hani örgütlü solun yapamadığı şeyleri Yeşil Sol yaptı diye kendi aramızda da muhabbetini yapmıştık. Gerçekten güzel, etkili eylemlerimiz oldu. Partiyi çok büyük bir coşkuyla kurmuştuk. Hepimiz hatırlarız. 606 kurucu üyemiz vardı ama kuruluş kongremizdeki coşku unutulmazdı. Salonları doldurduğumuz yegane toplantılarımızdan biriydi. Benden sonraki konuşmacı arkadaşlarım, o dönemde daha fazla görev alan arkadaşlarım o süreci daha ayrıntılı anlatırlar. Ama güzel bir coşkuyla başlamıştık. Hem yeşil hem de sol bir parti kuruyoruz demiştik. Birey olarak ben EDP ve Yeşiller'den gelmiyordum ama o yeni siyaset çağrısı diye yapılan çağrıya gönül verenlerdendim. Ömrümün büyük bir kesimi sol mücadele içerisine geçmişti ve ekolojik mücadeleyi de önemsiyordum. İlk defa iki önemsediğim mücadele bir araya gelip çağrı yapınca ben de birçokları gibi bu çağrıya sessiz kalamayıp sizlerin yanına katılmış oldum. Hemen ardından Gezi geldi. Gezi'nin partisiydik. Gerçekten çok güzel günlerdi. İsyanın, haykırışın ve birlikte olmanın en güzel örneklerini yaşadığımız bir alandı Gezi. Gezi'de de sürekli duran, o etkinliklere katılan partiydik ve oradan da çoğalma umudu olan partiydik. Belki bunları kongre konferans süreçlerimizde daha ayrıntılı konuşuruz. Neyi ne kadar becerdik, beceremedik ama parti kurulduğundan beri en coşkulu günler benim için Gezi Parkı içerisinde geçti. Salon, büyük kalabalık salon toplantıları haricinde. Bu nedenle de Gezi'de birlikte direndiğim sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olduğum için sırf Gezi dolayısıyla bile oldukça mutluyum. Her birinize teşekkür ederim. Tabii bu süreçte ayrılıklar da yaşadık ve her ayrılık sonrasında da bizden ayrılan arkadaşlarla bir gün tekrar yolumuzun kesişeceğini, kesişmesi için elimizden geleni yapacağımızı söyleyerek bu kararlılıkla yürüdük. Hala bu kararlılıkla yürüyoruz. Bizden arkadaşlarla kesişmesek bile aynı hedefleri yürüdüğümüz sürece farklı alanlarda birlikte olacağımızı biliyoruz. Mücadelede ortak davranacağımızı biliyoruz. Bir de bizden anıları hep bizimle olacak ama biz aramızdan ayrılmış arkadaşlar var ki kısa bir fotoğraf olarak geçti. Fehim abi partinin kuruluşunda da emeği büyük. Onu kuruluş yıl dönümlerinde ya da kongrelerde anmadan geçmek çok büyük saygısızlık olur. Hem özlemle anıyorum hem de emekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dönem içerisinde birçok arkadaşımız birlikte mücadele ettiğimiz, bizim temsiliyetimizi üstlendikleri konumlarda
ciddi bedeller de ödediler. İşte Sait abi aramızda uzun bir dönem cezaevinde kaldı. Şimdi Cihan var. Onsuz bir yıl dönümü kutluyoruz. Umuyoruz ki çok kısa sürede onlar da aramızda olurlar ve mücadeleyi birlikte daha güçlü yürütürüz. Çok uzatmayacağım ben de çünkü kalabalığız ve herkes bir şeyler söylemek isteyecektir. Belki biraz da hani sonlara doğru şiir, türküler yapacağımız bir toplantı olur. Ben sizlerle olmaktan, sizlerle birlikte yürümekten son derece memnunum. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Kongre konferans süreçlerini de umutla ve coşkuyla örgütlemeyi, daha örgütlü, daha güçlü bir yeşil sol yaratmayı hedefleyerek yapacağımızı biliyorum. Umut ediyorum ki ulaşabileceğimiz küçük basamaklarda adımlar hedefleriz ve başarı hikayelerini yazdıkça bir sonrakine daha coşkuyla ve daha inançla yürürüz. Umutla, inançla ve dirençle eşit, özgür ve yeşil bir dünya için çok yaşa yeşil sol diyorum. Çok teşekkürler sevgili eş sözcüm Eylem. Şimdi de Sinan Tutal'a, diğer eş sözcümüze söz vermek istiyorum. Sinan burada mısın? Buradayım, burada. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hepimiz hoş geldik. Hepinizin bildiği gibi keşke bu buluşmayı daha kitlesel ve daha yüz yüze olduğumuz, omuz omuz olduğumuz, el ele olduğumuz bir ortamda yapabilseydik. Ama işte pandemi koşulları buna çok izin vermedi. Sonuçta elimizdeki olanakları kullanarak bu bir araya gelişleri belki daha da çoğaltacağız. Çoğaltacağımız bir döneme giriyoruz. Bunun bir altını çizmek istedim. Sağ olsun Eylem, kuruluştan bu yana bir derli toplu bir bilgi verdi. Ben bir tekrara girmemek açısından şöyle yani eksik bırakılan bazı şeyleri söyleyeyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi ilk önce 8 yıldır partiyi kuran arkadaşlar, dostlar, hatta şu anda aramızda olmayanlar da dahil olmak üzere bu partiye omuz veren, yönetim kurullarında görev alan, sorumluluk alan şimdiye kadar eş sözcülükten düz üyeliğe kadar hatta parti dostu olup değişik alanlarda bize destek ve omuz veren tüm arkadaşlara, tüm dostlara, tüm yoldaşlara bir defa 8 yıl için bir teşekkür etmek gerekiyor. Bunu bu vesileyle buradan ifade etmek istedim. Birincisi bu. İkincisi, yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki hele son bir ayda geçen kış çıkışındaki pandemiden daha farklı olarak çok yakınımızdaki arkadaşlar virüs kapıp pandemi sürecinde kendilerini karantinaya alıyorlar ve kaybettiğimiz arkadaşlar çok yakınımıza kadar geldi. Bu süreci çok yakından hissediyoruz. Bu süreci aşmak için belki temel mücadele alanlarımızdan bir tanesi bu dönem özellikle bir kriz alanı bu pandemi. Pandemi krizine karşı iktidarın vurdum duymaz ve gerçekleri çarpıtan bir çizgisine karşı ciddi bir muhalefeti açığa çıkartmak, bunu teşhir etmek zorundayız. Önümüzdeki dönem 8. yıldan sonra yapmamız gereken işlerden bir tanesi güncel olarak, güncel siyaset açısından bu pandemi sürecindeki iktidarın beceriksizliğini, zaaflarını ve yapamadıklarını ifade edip ve neyin nasıl yapılması gerektiğini konusunda ciddi bir muhalefet cephesi yaratmak gerektiği gayet açık ve net. Altını çizmemiz gereken işlerden bir tanesi bu. Yine bu iktidar bloğunun, tek adam rejiminin yerel seçimlerle birlikte ciddi bir kan kaybettiğini ve bir kaos ortamına sürüklendiğini görüyoruz. Zaten bu süreçle birlikte hepinizin bildiği gibi ciddi bir saldırı ve saldırgan bir politika izlemeye başladı. Bu saldırgan politikası başta HDP olmak üzere irili ufaklı sadece siyasi parti ve siyaset özneleriyle de sınırlı değil, tüm demokratik muhalefete, kadınından meslek odalarına, barolarından Tabipler Odası'na kadar, gençlikten işte bugün dün sabaha karşı olan operasyonla birlikte HDP'li arkadaşlara kadar uzanan, bir kısmında bizim dostlarımızın, arkadaşlarımızın üyelerinde yer aldığı ciddi bir saldırı politikası izliyor. Sonuçta çok açık ifade etmek lazım. Önümüzdeki dönem
tek adam rejiminin artık geriletilmesi değil, bu iktidardan indirilmesi hedeftir. Ve partinin de yapması gereken ve kendini stratejik olarak konumlandırması gereken işlerden en önemlilerinden bir tanesi de bu olmalıdır. Ve bu kongre ve konferansı da bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için tartışacağımız ve kendimizi yenileceğimiz bir süreç olarak kurgulamakta fayda var diye düşünüyoruz. İkinci veya hatta üçüncü olarak bunun altını çizmek istiyorum. Bir dördüncüsü, hepimizin bildiği gibi aslında partinin kendi kuruluşunda kendi adıyla da içselleştirdiği ve içselleştirmesi gerektiğini sürekli söylediğimiz, bu alanda çok önemli ve değerli işler de yaptığımız kesin ama bunu yeterli bulmadığımız da gayet açık ve net. Özellikle zaten tek adam rejimi ve bu iktidar bloğu, özellikle doğanın yağmalanması ve ekolojik alanın, ekosistemin bozulmasına yönelik çok sayıda projeyi Türkiye çapında çok değişik coğrafyalarda gündeme getiriyor. Buna karşı çok ciddi bir direnç oluşturmak gerekiyor. Oralarda var olan muhalefetleri, inisiyatifleri, yerel çalışmaları, ismi ne olursa olsun onlara destek vermek, içinde yer almak, olmayan yerlerde kurmak, bunların bir koordinasyonunu sağlamak ve bunları yerelde yaptığı mücadeleleri ve yenilgiye uğratmamak ve boğulmasına engel olmak için bunları siyasallaştırmak ve var olan iktidar bloğun karşısına geçirebilecek bir siyasi hattı da örgütlemek gerekiyor. Partinin 8. yıldan sonra az çok yapmaya çalıştığı bu işi daha da örgütlü, daha da fazla insanı katarak bu süreçte örgütlemesi gerektiğini altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Bu kongre ve konferans vesilesiyle bunun hem politik söyleminin ne olacağı ve politik kadroların nasıl açığa çıkarılacağı ve nasıl çalışma yönteminin izlenen ilişkin ciddi tartışmalar yapacağız. Ve bunu önümüzdeki dönem ayağımızı sağlam yere basacağımız, kendimizi inşa edeceğimiz alanlardan bir tanesi olarak buradan ifade etmek gerekiyor. Aslında söyleyecek çok şey var. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta şimdiye kadar bu süreçte emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki bu süreçte bu kongre konferans süreciyle birlikte partiyi sesini daha fazla duyurmak, kendisini daha fazla gelişmesini sağlamak, daha fazla insana ulaşmasına yönelik tüm çabanın içine girebilecek bir süreci örgütlemekle tüm arkadaşlarımız yükümlüdür. Dolayısıyla bir kez daha Yeşil Sol Parti'nin 8. yaşı kutlu olsun diyorum. Nice yaşlara diyorum. Demokratik bir ülke ve ekolojik bir yaşam için bir adım daha ileri çıkalım ve bu süreci örgütleyelim diyorum. Herkese teşekkürler. Çok teşekkürler Sinan. Şimdi eğer buradaysa, çıkmadıysa vekilimiz HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'a söz vermek istiyorum. Çünkü kendisi saat 9'da başka bir televizyon programına gidecek. Başka konuşmacılarımız var. Biraz programı değiştirip onu öne almak istedik. Burada mısın Saruhan? Demin buradaydı gördüm ama... Buradayım. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ayşe de söyledi, saat 9'da televizyonda bir programa katılacağım. Uzunca sürecek bir program. Dolayısıyla aranızdan erken ayrılmak zorunda kalacağım için önce söz almak istedim. Hem size bir merhaba diyeyim hem de 8. yaşı kutlayayım diye. Tabii yani pandemi olmasaydı pasta keserdik hep birlikte, iyi de olurdu. Ama şimdilik böyle idare edeceğiz. Bu toplantıyı düzenlediğim şu an arkadaşlara da çok teşekkürler. İyi bir iş yapmışlar. Nice 8 yıllara diyeyim. Önemli bir şey yaptık. Çünkü fikri olarak baktığımızda aslında aradan geçen 8 yıl içinde bir iki konunun genelleşmesini de sağlamış olduk. Bunlardan bir tanesi bu partimizin kuruluşu aşamasında hep söylüyorduk. Emek ve ekoloji meselesi bugün açısından mutlaka birleştirilmesi gereken bir mücadelenin parçalarıdır diye. Öyle bir eksen üzerinde bir mücadeleyi sürdürmek gerekir diyorduk. Gerçekten çok net olarak
bu göründü aradan geçen bu 8 yıl boyunca. Türkiye'de emek ve ekoloji mücadelesi artık birbirinden ayrılamayacak bir özellik taşıyor. Özellikle son bu meclisteki maden yasalarıyla ilgili yaptığımız çalışmada bunu çok net olarak bir kez daha hep birlikte gördük. İkincisi o zaman ortaya attığımız bir fikirdi. Belki de orijinal bir fikirdi çok. İşte hatırlarsanız dörtlü adalet diye bir laf ortaya atmıştık. İklim adaleti, tanınma adaleti, katılım adaleti ve iktisadi adalet diye. Gerçekten 8 yıl sonra baktığımızda yani bu bizim hepimizin diline çok yerleşti. HDP'de de biz bunu çok kullanır olduk. Herkes tarafından da sevilen bir tez oldu. Ama şunu gördük bir kez daha ki bu dörtlü adaletin her bir parçası bugün açısından baktığımızda çok ama çok yakıcı bir önem taşıyor. Hakikaten hiçbirinden vazgeçilebilecek bir durum yok ve eğer hani önümüzdeki dönem Türkiye'deki bu rejimin değişmesi doğrultusunda bir mücadele büyüyecekse ve bir sonuca ulaşacaksa öyle görünüyor ki bu dörtlü adaletin bütün temaları, konuları aslında Türkiye'deki siyasal ve toplumsal muhalefetin temel zemini olacaktır. O açıdan da onu hatırlatmak istedim. Yani zor bir dönem gerçekten Türkiye açısından baktığımızda. Siz de biliyorsunuz her geçen gün daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. Ve bir ittifakın, Cumhur İttifakı'nın bir çözülme sürecine girdiği görünüyor. İç tartışmaları, iç kavgaları zaman zaman büyüyor. Biraz geri çekiliyor, tekrardan ortaya çıkıyor. Ve her seferinde de kendi iç kavgalarını bastırmak için aslında daha çok HDP ve genel olarak toplumsal ve siyasal muhalefete saldırıyı temel seçiyorlar. Orada anlaşarak yollarına devam ediyorlar. Zor bir dönem ama mücadeleyi devam ettirmekten başka bir çaremiz yok. Çoklu bir kriz yaşanıyor Türkiye'de. O yüzden ortak mücadeleyi büyütmek, gerçekten bu iktidarın değişebileceği bir ortama doğru sürüklemek büyük önem taşıyor. Bu açıdan da baktığımızda partimizin önemli bir işlevi olacağını hem fikri anlamda hem de fiili anlamda önemli bir işlevi olacağını doğrusu düşünüyorum. Nice 8 yıllara demek istiyorum. Yani artık daha bir dahaki 8 yılı ben görür müyüm bilmiyorum ama en azından böyle demiş olayım. Tekrar sizlerle buluştuğum için çok memnunum. Bir başka vesileyle inşallah tekrar bir araya geliriz. Hepinize kolay gelsin. Hepimizin yolu açık olsun. Hani Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi mutlaka kazanacağız demek istiyorum. Hepimize de kolay gelsin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Sağ İyi akşamlar. Sana da kolay gelsin. Görürüz. Kolay gelsin. O kadar şey karartma. Evet. Tabii ki ya. 8 yıl sonra görür müyüm? Ne demek Sarıhan? Gerçekten ya. Dur bakalım ya. Hayat bu. Belli mi olur? Ne olacak? Sarıhan sen önümüzdeki 8 yılı garanti görürsün ama aydınlık günlerde görelim diyelim. Tamam. Ve özgür görelim. Evet, ya evet, o ihtiyarları 8 seneyi çıkarır mı belli olmaz. Yok bu. Bak, ben bu özgür yok, görme meselesi. Sen mi söylüyorsun bunu Ahmet? Ahmet sen mi söylüyorsun Sarıhan'a? Ahmet söylüyor Sarıhan'a. Allah. Hangi ya. Ahmet? Ahmet Asena diyor ki 8 yılı çıkaramaz o diyor. İnat bir gün daha fazla yaşamak. Tamam. Ama yok peki. Yok. Eylem doğru anladım. Camur Ahmet. Camur Ahmet. Nerede görelim hepimiz? Evet. Peki kolay gelsin arkadaşlar. Çok görüşürüz. İyi yayınlar sana da. Kolay gelsin. Peki arkadaşlar. Şimdi 8 yıl önce partimiz kurulurken kurucu eş sözcümüz olan Sevil Turan'la beraber kurucu eş sözcülük yapan Arif Ali Cangı'ya söz vermek istiyorum. Demin gördüm kendisini. Yine o güzel kahkahasıyla. Nerede? Buradayım. Evet. merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, dostlukla, yoldaşça
hem yeşil hem sol yüreğimle selamlıyorum. Evet, 8 yıl önce hem yeşil hem sol bir siyaset için, hem yeşil hem sol bir gelecek için yola çıkmıştık. Aslında kuruluşumuzdaki heyecan, coşku, yeni bir umut, yeni bir siyasetin oluşması herkes için, bizim dışımızda herkes için de bir yeni bir başlangıçtı. Başlangıçtaki renkli, çoğulcu yapımızla bütünlüğümüzü koruyabilsek çok çok güzel, çok iyi olacaktı tabii ki. O yönüyle 8. yılı eksik kutluyoruz diye düşünüyorum. Ayşe'nin de söylediği gibi ilk kuruluşta eş sözcülük görevini Sevil'le birlikte yürütmüştük. Keşke burada Sevil de olsaydı. O da 8. yıla ilişkin düşüncelerini, görüşlerini ve heyecanını aktarsaydı. Ama olmadı. Hayat bazen bizi istemediğimiz noktalara savurabiliyor. Fikriyat bakımından baktığımız zaman biraz önce arkadaşlarım eş sözcüler ve Saruhan'ın da belirttiği gibi aslında partinin kuruluşundaki kuruluş amacı, kuruluştaki fikriyatında hiçbir ihtiyaç bakımından eksilme yok ve hatta daha da çok ihtiyaç belirmiş vaziyette. Bugün yaşadığımız pandemi aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Yani doğanın hakimi olmadığımızı, doğanın bir parçası olduğumuzu gösterdi. Doğada bulunan küçücük bir varlık, dünyada tamamı bir gram etmeyen bir varlık insanlığı teslim almış vaziyette. Ve şimdiye kadar yapılan tespitlerde pandeminin, yani COVID-19'un bulaştığı yer yaban hayatı. Ve yaban hayatına insanın, bizlerin, kapitalizmin müdahalesiyle oluşan bir bulaşmayla karşı karşıyayız. Alo, duyuluyor mu sesim? Evet, duyuluyor. Tamam, bir araya bir ses girdi. Acaba kesildi mi diye düşündüm. Evet, insanın doğaya müdahalesiyle aslında oluşan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Biliyoruz ki eğer böyle bu düzen, bu sistem devam ederse küresel iklim kriziyle birlikte, buzulların erimesiyle birlikte daha pek çok virüsle, bakteriyle karşılaşacağız ve insanın ve diğer canlıların yaşamı risk altında. O nedenle yaşamı savunan, yaşamın geleceğini savunan bir parti olarak çıkışımız çok yerinde, çok haklı bir çıkıştı ve halen ona ihtiyaç var. Diğer yandan Saruhan da belirtti, hem yeşil hem sol, yani emekle ekoloji mücadelesinin birleşmesi gerçekten gelecekteki ülkenin, ülkemizin ve dünyanın yaşanabilir olması açısından zorunlu. Çünkü bugün yaşadığımız süreçte demokrasiden bütün dünya, ülkemiz ve bütün dünya hızla uzaklaşıyor. Eşitlik, özgürlük ortadan kalkıyor. Bunun doğal sonucu da barış ortadan kalkıyor. Bir taraftan insanın insanla olan barışı bozuluyor. Bir taraftan da insanın doğayla olan barışı bozuluyor. O nedenle eşitlik, özgürlük, barış ve yaşanabilir bir dünya için yola çıkan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne, bu siyasete, bu fikriyata kuruluşundakinden daha fazla ihtiyaç var. Bunun bilinciyle hareket etmekte yarar var ve sırtımızda büyük bir tarihsel yük taşıdığımızın, sorumluluk taşıdığımızda atlamamak gerekiyor. Zira böyle bir iddiayla yola çıktıysak bu iddiamıza yakışır örgütlenme, yaraşır, yakışır siyaset yapma biçimi yaratmamız lazım. Bunu yapmak zorundayız. Önümüzdeki sürecin bunun için bir başlangıç olmasını diliyorum. Kendi adıma şunu söyleyebilirim.
yaklaşık 18 yıldır fiilen siyasetin içindeyim. Yani siyasi parti anlamında siyasetin içindeyim. Beni en çok heyecanlandıran kuruluştaki ve kuruluş öncesi kuruluş çalışmalarındaki heyecan, coşkuydu. Çünkü kuruluş öncesinde buluştuğumuz kesimlerde hiç siyasetle ilgisi olmayan, ilgilenmeyen gençler katılmıştı aramıza. Ve kuruluş kongresinde faşizme karşı bacak omuzda sloganı benim ilk kez duyduğum bir slogandı ve çok hoşuma gitmişti. Hatta sloganı ben faşizme karşı omuz omuza diye duymuşum. O sırada koridordaydım, dışarıdaydım. Allah Allah, bu nereden çıktı şimdi? O günlerde çünkü CHP'nin kullandığı bir slogandı. Bu nereden çıktı diye düşünmüştüm. Akşam yemekte kimi arkadaşlarımız, başkan yanlış oluyor, ne yanlış oluyor dedim. Faşizme karşı bacak omuza slogandan bahsettiler. Ben ne kadar güzel işte, ne kadar yaratıcı bir slogan. Bu yaratıcılıklarla yeni bir şey yapacağız demiştim. Benim ilk günkü heyecanım, coşkum ilk günkü kadar değil, farkındasınız sanıyorum. Ama bu davaya, bu yola, bu siyasete, bu anlayışa, bu yaşam biçimine inanmış bir arkadaşınız, bir yoldaşınız, bir dostunuz olarak ne gerekiyorsa, elimizden ne gelirse yapmaya hazır olduğumu size iletmek istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Pardon, sesim kapalıymış. Çok teşekkürler Arif Ali. Bir sonraki konuşmacıya geçmeden önce şeyi hatırlatmak istiyorum. Chat'te mesela şu anda Bursa KHK'lılar platformunun bir mesajı var. İyi dayanışma mesajı var. Okumuyorum bu dayanışma mesajlarını. Chat'te görebilirsiniz. Ben şimdi sözü bir dönem önceki eş sözcümüz, şimdi HDP'nin başkan yardımcısı Naci Sönmez'e vermek istiyorum. Naci, burada mısın? Evet, buradayım. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de hepinizi yoldaşlık duygularımla, dostluk duygularımla selamlamak isterim öncelikle. Bizi bu akşam 8. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle buluşturan, emek koyan arkadaşları da ayrıca tebrik etmek isterim. En azından bu pandemi koşullarında, bu zor bir dönemde böyle bir buluşma ortamını online de olsa organize ettikleri için ve en azından partimizin önümüzdeki döneme dair coşkusunu da yaratmak adına bu toplantının bir katkı koyacağını umut ederek tekrar teşekkür eder ve herkese yeniden tekrar selamlarım. Evet, benden önceki konuşmacılar, arkadaşlarım da ifade ettiler. Aslında çok fazla da söz bırakmadılar. Partimizin kuruluş günlerini hatırlayacak olursak, biz esasen hem yeşil hem sol bir siyaseti, emek ve ekoloji mücadelesini bir potada eriten ve birleştiren bir politik ekseni tartıştığımız günlerde esasen hem yeşil hareket hem sol hareket, özgürlükçü sol hareket açısından epeyce bir şeyi geride bırakmıştık. Tartışmayı tüketerek gelmiştik. Birçok ortak yanımız kesişmişti. 8 yıl sonra baktığımızda da bu 8 yıl içerisinde yaşananlar karşısında bizim ortaya koyduğumuz politik hattın bir anlamda tescil edildiği bir dönemi de birlikte yaşadık. Bugün demokrasi mücadelesine, özgürlük, eşitlik mücadelesine yol gösteren siyasi fikrin kendisi aslında bu özgürlükçü, eşitlikçi ve hiyerarşiyi değil, daha çok doğrudan demokrasiye hedef alan, merkezileşmeyi değil, yerelleşmeye hedef alan siyasi tarzın ve politik seçeneğin artık Türkiye'de demokrasi mücadelesinde ön aldığını görebiliyoruz. Bu anlamda Yeşil Sol Parti'nin de kendine bir anlamda bir onur hanesi buradan çıkartması gerekir diye düşünüyorum. Biz esas olarak geleneksel siyaseti aşmaya çalışan ve geçmişte kapitalizmi aşmayı hedeflemiş, pratik deneylerini de bir anlamda eleştirisini yapan
bir siyasi özne olarak siyaset sahnesine çıktık. Kadınlarla, gençlerle, LGBT'yi bireylerle, ekoloji aktivistleriyle ve Türkiye'de ötekileştirilmiş, dışlanmış bütün toplumsal kesimlerin temsilcileriyle büyük bir buluşmayı gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Aslında fena da başlamadık. O dönemde hatırlarsanız Türkiye'de siyaset sahnesinde birçok aydının, yazarın, bireyin dikkatini çeken ve yüzünü Yeşil Sol Parti'ye döndüğü bu kuruluş aşamasında kuruluşumuza destek vererek, onay vererek, okey vererek desteklerini esirgemeyen o katılımları da, katkıları da hatırlayacak olursak önemli bir çıkıştı aslında. Ama bir takım talihsizlikler tabii bizi takip etti. Bu sadece bizim hatalarımız da var elbette. Hatasız bir siyaset olmaz. Yani doğrularınızın yanında yanlışlarınız da olur zaman zaman ama esas olarak partinin bugün istediğimiz oranda büyüyememesinin, örgütsel ve politik olarak bir politik güç haline dönüşememesinin, en azından bizim kafamızdan geçen ölçüde bunun gerçekleşememiş olmasının nedeni bizlerin sadece kısmi başarısızlıkları değil, esas olarak Türkiye'nin içinden geçtiği koşulların da zorladığı ve bizi sıkıştırdığı bir takım politik mevzular derin bir şekilde yaşandı. Hatırlayacak olursak Halkların Demokratik Kongresi, ardından Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşu esasen bizim kuruluşumuzla eş zamanlı bir şekilde gerçekleşti. Çünkü biz bir arayışın içerisindeyken Türkiye'nin farklı kesimleri de ötekileştirilmiş kimlik mücadelesinde, inanç mücadelesinde farklı arayışları ve birleşik mücadele zeminlerini tartışan kesimlerde bir takım arayışlar için bir araya geliyorlardı ki biz bu süreçlerden de bağımsız kalamazdık, azade kalamazdık ve o süreçlerin içinde olduk doğal olarak. Esasen onların kuruluşlarında da Yeşil Sol Parti'nin ayak izlerini görmek mümkündür. Az önce Sarıhan söyledi işte, dört adalet seçeneğimiz, politik tezimiz esas olarak mesela HDP'nin yeni yaşam ya da radikal demokrasi açılımlarının içerisinde kendini hissettirmektedir. Yani orada ifade edilen görüşlerle Yeşil Sol Parti'nin dört adaletle anlatmak istediği görüşler arasında birbirine karşıt değil, birbirini birleştiren, birbirini gören tezler olduğunu görürüz. Doğal olarak yaptığımız iş esas olarak biz Yeşil Sol Parti'nin çatısı altında bunları gerçekleştirmek isterdik ama bizim dışımızda da bir dünyanın aktığını o arada görmüş olduk ve bir anlamda o mücadelelerle de nasıl birleşebileceğimizi, nasıl yürüyebileceğimizi de bu dönemde çokça tartıştık. Bazen bu siyasi tartışmaları da parti içerisinde hani doğru modere etmek, doğru koordine etmek noktasında zaman zaman bizlerin, zaman zaman partiden ayrılmış olan arkadaşların tartışmalardaki uçlaştırma noktasındaki eksikler, zaaflar hepimizin ortak hataları ve başarısızlıkları olarak tarihe geçti esas olarak. Sonuçta bir arada durmayı başarmaktır esas olan. Eğer bir arada duramamışsanız orada bir başarısızlık çıkartmanız gerekir ve sadece karşınızdakine değil kendinize de bir fatura kesmeniz gerekir. Bu anlamda Yeşil Sol Parti bunun farkında olarak Yeşil Sol Parti'nin kurullarında görev yapan bizler, farklı dönemlerde farklı arkadaşlar bunun farkında olarak bu açığı kapatmaya, sürekli bu noktalardaki eksiklerimizi gidermeye çalıştı. Ancak gücümüzün yettiği oranda yapabildik bunu. Çünkü Türkiye'nin siyasal gündemi bizim özel gündemlerimizin hep önünde devam etti. Özellikle 2015 seçimleriyle beraber zirve yapan iktidarla muhalefet arasındaki keskin çatışma ve sonrasında yaşanan Türkiye'nin bambaşka bir noktaya gitti ve adeta otoriterleşmenin de ötesinde bir faşist iktidar blokuyla karşı karşıya kalmamıza ve devlet kurumlarında bu kurumsallaşmayı, bu faşist politikaları faşizmi kurumsallaştıracak adımlar atıldığını peyderpey yaşadık. Ve bugünlere geldiğimizde işte sabah yine bir operasyonla gözümüzü açtık. İşte Halkların Demokratik Kongresi, kimi gazeteciler, HDP'nin PM görevinin de içinde olduğu 20 civarında insan bu sabah gözaltına alındı örneğin. Yani biz bu tartışmaları yaparken bir yandan şu dakikalarda bile bir takım devletin özellikle muhalif kesimlere yönelik saldırısı hiçbir şekilde hız kesmeden devam ediyor. Bir kurumun, demokratik bir kurumun binası hiç haber verilmeden gece yarısı kapısı kırılarak girilebiliyor. Bilgisayarlarına el koyulabiliyor. Bütün incelemeler, operasyonlar bu rahatlıkla yapılabiliyor. Doğal olarak bugün şimdi Yeşil Sol Parti nereden yeniden inşa edeceğimizi,
nereden büyüteceğimizi, politik ve ülkesel olarak bu inşaat sürecini nasıl geliştireceğimizi tartıştığımız bir döneme de giriyoruz esas olarak. O anlamda bugün Türkiye'deki muhalefetin sıkışma durumları karşısında işte Sol Parti her zaman ön açıcı olmuştur. Hatırlayalım, 31 Mart seçimleri öncesinde, aylar öncesinden Türkiye'nin batısında özellikle HDP'nin aday çıkartmaması gerektiğini, Türkiye'deki bütün demokrat adayların HDP'nin de adayı olduğunu ilan etmesi gerektiğini biz kurullarımızda konuşmuş ve bunu hatta o birleşik toplantı zeminlerine taşımıştık. Ve neticede Halkların Demokratik Partisi 31 seçimleri siyasetiyle, aslında Yeşil Sol Parti'nin de seçim siyasetiyle Türkiye'nin demokrasi güçlerine bir soluk aldırmış, nefes aldırmıştır. Şimdi yine buna benzer bir dönemdeyiz ve şimdi daha vites yükselterek yürümemiz gereken, bu koşuyu daha uzun metrajlı yapmamız gereken bir döneme giriyoruz. Çünkü Yeşil Sol Parti Kürt meselesindeki farklı duruşuyla, demokrasi meselesindeki farklı duruşuyla, eşitlikçi, özgürlükçü, bir doğrudan demokrasi hedefiyle bir gelecek inşa etme fikriyatıyla solun geleneksel yapıların karşısında farklılığı temsil eden, kendi farkındalığını ortaya koyan bir partiydi. Doğal olarak bugün gerek HDP'de gerek DİP gibi demokratik birleşik zeminlerde bizim farkındalığımızı öne çıkartmamız ve bu farkındalığımızla siyasete ön açmamız çok kıymetlidir sevgili arkadaşlar. O nedenle bugün sadece örgütsel gücümüzle ya da örgütsel güçsüzlüğümüzle bir psikolojik bariyerler içerisinde sıkışmamamız gerekiyor. Biz fikri gücümüzü örgütsel gücümüzle bütünleştirmek için sadece tek başına bizde olmaz, hep beraber birlikte bir arada bir mücadeleyi nasıl örgütleyebiliriz noktasında demokratik muhalefete kendi tezlerimizle yol açmalıyız diye düşünüyorum. O nedenle partimizin 8. kuruluş yıl dönümünde bütün arkadaşlarımı, yoldaşlarımı, dostlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Yüzünü partiye dönmüş olan bütün dostlarımıza buradan selam göndermek istiyorum. Partimiz 8 yıl, bir 8 yıl daha, bir başka dönemde daha 8 yıllarda Türkiye siyasetinin, demokrasi mücadelesinin ön açıcı siyasi politik öznesi olarak yürümeye devam edecektir. Ben bu inançtayım ve önümüzdeki dönemde bütün arkadaşlarıma, Yeşil Sol Parti'ye başarılar diliyorum. İyi ki varsınız, sevgiler, saygılar. Teşekkürler Naci, çok sağ olun. Bir uyarı yapmak istiyorum. Galiba Almanya'dan bağlanan, evet, bir açık mikrofon var. Arada bir kalabalık olarak bağlanılmış sanıyorum. Konuşmalar geliyor. Duyuyor musunuz? Bu yeşil sol bayraklı, yok yeşil bayraklı. Neyse. Çiğdem onların sesini kapatır diye düşünüyorum eğer devam ederse. Biliyorsunuz Yeşil Sol 8 yıl önce kurulurken Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller'den yoldaşların bir araya gelmesiyle Yeşil Sol Parti kuruldu. O günlerde Yeşiller'in eş sözcüsü olan Kemal Tunceli'ye bir söz vermek isteriz. Kemal burada mısın? Kemal Eylem yer değiştiriyor. Ben her zaman buradayım. Kemal merhaba. Bu koltuklar şeyden ama. Koltuktan düşme operasyonu bu. Arkadaşlar merhaba. Ayşe, seni de özlemiştim. Evet, ben de görünce mutlu oldum. Tüm arkadaşlara merhaba. Selamlar, sevgiler ve kalplerimizin birlikte attığını, birlikte hissettiğimizi ve bu günleri beraber aşacağımızı duymuşuyorum, hissediyorum. Hisler önemlidir. Politika akılla yapılan bir şeydir ama bazen duygular aklı ve diğer melekeleri geride bırakır ve çoğunlukla da haklı olurlar. Bu parti 25 Kasım 2012'de kuruldu. Resmi kuruluş tarihi 600 kuruluşuyla. Ama bu parti kuruluşundan evvel bir yılı aşan bir emek harcanarak birçok arkadaşın çabasıyla gecesini gündüzünü vermesiyle il il dolaşarak konferanslarla hani deyim yerindeyse ilmek ilmek örülerek kuruldu. Ve bu partinin kurucu heyetlerinden
birisi olmaktan onur duyuyorum. Bazen düşünüyorum öyle partiler kapanıyor, ediliyor ya da şey diyor ya da böyle fikirler geliyor. Hani amiyane tabirle bekara boşanmak kolaydır. Ama bu partiyi kurmak çok zordu arkadaşlar. Bayağı uğraştık. Asena'yı gördüm şimdi, gülümsüyor. Asena da o bir yıl boyunca uzun süreçler birlikte tartıştığımız, kavga ettiğimiz, anlaştığımız, biraz evvel giden Sabahan'la da aynı üzere insanlardan biriydi. Ve biraz en baştaki videoda Fehim abiyi gördüm. Onun emekleri yadsınamaz. Tüm diğer kaybettiğimiz arkadaşlar gibi. Ama Fehim abiyi bir ayrı şekilde saygıyla anıyorum. Özlemle anıyorum. Ve verdiği emekleri ve kavgalarımızı ve dostluğumuzu asla unutmayacağım bir kez daha belirtiyorum. Arkadaşlar bu parti öyle kolay kurulmadı. Ve bu partinin ben biraz evvel konuşuldu işte test ettik, fikirler doğru çıktı falan. Evet fikirlerimiz doğruydu. Biz o yüzden kurduk bu partiyi zaten. Bu parti bu koşulların geleceği bilinerek kuruldu. Ve hemen hemen tüzüğündeki her maddesi programındaki ilk giriş kısmını belki tartışabiliriz ama sonrasındaki her kısmı ilmek ilmek örülerek ve düşünülerek kurulmuştur. Ve bu parti önemli bir partidir. Ben bu partinin kuruluşundaki heyecanı hala taşıyorum. Bu partinin her yeni üye kazandığında, her yeni insanla buluştuğunda bu parti aslında bir kez daha yeniden kuruldu. Şeyi almak istiyorum. Biraz evvel işte Yeşillerin eş sözcüsü Kemal dedi. Evet. Yeşillerin diğer eş sözcüsü Sevildi. Aramızda değil. EDP'nin genel başkanı olan Ferdan arkadaşımız, sevgili Ferdan aramızda değil. O tartışma süreçlerinde Asena ve diğer birkaç arkadaşım daha yakından hatırlarlar. Yanımızda her gün olan Atilla Aytemur yanımızda değil. Ufuk son günlerde, son bir iki ayında çok yoğun katılmıştı. Aramızda değil. Tüm bunların neden olmadığını bir kez daha kafamızda düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum. Bir süreç akar. Bu süreç içerisinde hani tarihte Marx'ın bir lafı vardır. Olan her şey olması gerektiği gibi olmuştur. Bunları tartışmıyorum. Ama geleceğe bakarken bir, bu parti gerekliydi, kuruldu. İki, hala çok gerekli ve büyümesi lazım. Bu parti her gün kendini yeniden kurması lazım geçmişine bakmadan. Ve ben inanıyorum ki önümüzdeki dönem Yeşil Sol Parti'nin Avrupa'daki büyük Yeşil Hareket'in parçası olan Türkiye'deki Yeşil Hareket'in temsilcisi olan Yeşil Sol Parti'nin büyüyerek güçlenme dönemi olacaktır. Ve her yeni katılımla bu parti yeniden kurulacaktır. Hepinize sevgilerim. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Kemal. Çok duygusal oldu. Çok iyi geldi. arkadaşlar şimdi konuşmacılarımız bitti ama burada olan herkes kısa dayanışma mesajlarını söylemek istediklerini bizlerle paylaşabilir. Şöyle düşündük. Kısa kısa yapalım çünkü onda bitirmemiz gerekiyor. Daha sonra DEM toplantısı var. Kadınlara 5 dakika, erkeklere 3 dakika diye bir limit koyarak bir dayanışma mesajlarınızı ya da özel söylemek istediklerinizi 8. yılımızla ilgili alabiliriz. Bu arada burada chat bölümünü açarsanız el kaldırma işareti var. Ya da yani onları yapmak istemiyorsanız yazabilirsiniz ya da buradan sesli olarak söz almak istiyorum diyebilirsiniz. Adınızı söyleyerek çünkü bazılarının isimlerini bilemeyebilirim. Bu arada en başta bakacağım birisi el kaldırmış, yanlışlıkla mı yaptı, bilerek mi yaptı? Kenan Işık'ın burada eli kalkık görünüyor.
Yani bir deneme miydi yoksa söz mü aldı bilemiyorum. Kimse söz almak istemiyor mu? Evet, Mehmet Cengiz. Söz mü almak istiyorsunuz? Sesiniz kapalı Mehmet Hocam. Sesi açarsanız. Ayşe, beni de sıraya alır mısın Füsun Oğuz? Tamam. Beni de yazar mısın? Yazamadım şeyden. Tamam, tamam. Tabii bu arada fermuar usulü bir kadın bir erkek alacağım. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Sesim gelmiyor mu? Geliyor. Kimden? Mehmet Hocam, sizin sesiniz geliyor. Geliyor Mehmet. Ben de. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Biraz geç katıldım. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz şu anda çalışıyorum. Öncelikle 8. yılında emeği geçen bütün arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zor bir süreçten geçtik. Gerçekten Türkiye topraklarında ilmik ilmik bu düşünceyi, bu anlayışı örmek bu süreç içerisinde kolay olmadı. Hem pandemi sürecini yaşadık, hem bir takım sorunlarla birlikte bu sorunların üzerinden gelebilecek açılımları bir türlü başaramadık. Türkiye'nin konjonktür şartlarında aslında yeşil sol hareketin olması gereken yerde olmadığını hala düşünenlerdenim. Bütün dünyada ekolojik ve yeşil partiler önemli toplumla önemli konularda buluşurlarken ve bir ivme kazanmış bir hareket olarak maalesef Türkiye'de düşüncelerimizi toplumla paylaşmak ve toplumla ilişkilendirmek koşullarını hale yaratamadık. Ama inanıyorum ki partimiz önümüzdeki süreçte Türkiye siyasi hayatında, Türkiye halkların içerisinde değerli bir anlayışı toplumla paylaşacak. Ve hayatı öğrenerek gidiyoruz elbette. Bir arkadaşımız da söyledi, hayatı öğrenerek gidiyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak zorundayız. Ben özellikle 8. yılına girerken elbette ki güzel temeller dilemenin yanında eksikliklerimizi, var olan hatalarımızı, yanlışlarımızı da önümüzdeki süreçte tartışmamız gerektiğini inanıyorum. Dediğim gibi partimiz aslında olması gereken yerde değil. Ve partimizin bu konuda bu süreç içerisinde çalışmalarını tekrar göz önünde bulundurarak daha iyi bir açılım, daha iyi toplumsal bir anlayış içerisinde insanlarla buluşmayı ve dört adalet felsefemizi halklarımızla paylaşmanın ve o koşulları yaratmanın içerisinde olmamız gerektiğini inanıyorum. 8 yıl içerisinde partimize emek veren eş sözcülerimizi, Arif Hoca'yı, Naci'yi, bütün arkadaşlarımızı, Ferden Hoca'yı, özellikle son eş sözcülerimiz, iki arkadaşımız da Eylem'i ve Sinan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emeklerine sağ olun diyorum. Başarıların devamını diliyorum. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Başka çaremiz yok. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Biz toplumla birlikte imlik imlik bu ekolojik sol ve yeşil hareketi öreceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler Cengiz Hocam. Ayşe. Efendim. Ya ben hasta yatıyorum. Bir araya girebilir miyim? Konuşup çıkacağım. Tamam, geçmiş olsun. Covid'im ben. Aa, sen evet, de. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Geçmiş tamam. Olsun hocam. Füsun, ben öne alıyorum Yavuz Hoca'yı. İzninle. Arkadaş, sadece selamlamak için girdim sizleri. Hepimize kolay gelsin. Kutlu olsun 8. yılımız. Biraz önce konuşan Mehmet Hocam'ın temellerine katılıyorum ve inanıyorum. Kolay gelsin hepimize. Bu kadar. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Yok arkadaşım ya. İyi akşamlar. Allah'a geçmiş olsun. Tekrar başın sağ olsun hocam. Evet. Sağ ol. Füsun, sana söz veriyorum. Arkadaşlar merhaba. 8. yılımız kutlu olsun. Bu raya katılmam, yani bu harekete katılmam gerçekten ilginçtir. Ben o örgütlenme süreçlerinde bulunmadım. 80 sonrası bıraktığım siyasete Twitter'dan bir mesaj görerek o görüşler beni aldı içine ve o süreçte kurucusu olma onuruna eriştim. Çeşitli kurullarda gücümün yettiği kadar çalıştım. Gerçekten dört adalet beni çok etkilemiş bir slogandır. Ve hala aynı yerde durduğumuzu biliyorum. Biz sesin kapandı Füsun. Füsun sesin kapandı. Tamam, şimdi Ayşe geldi mi? Tamam, geldi. Yani bu dört adalete çok önem verdim. Demin arkadaş da Saruhan da bundan söz etti. Birçok arkadaşımız söz etti. Gerçekten bizim partimizin, bizim anlayışımızın omurgasıdır diye düşünüyorum. Bu omurgada bir deformasyon görmüyorum. Ama biz olmamız gereken yerde değiliz. Bunda hepimizin hemfikir olduğunu biliyorum. Naci de ifade etti. Diğer arkadaşlarımız da ettiler. Yani büyüyemedik. Belki de Türkiye'deki siyasetin zorluğundan olabilir ya da yeterli çalışmadık, bilemiyorum. Ben bu arada bütün geçmişteki eş sözcülerimizi, Cangı'yı, Sevil arkadaşı, Naci'yi, İnci arkadaşımızı, şu andaki eş sözcülerimizin emekleri için tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca buradan özel bir şey söylemek istiyorum. Fehim'i de anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten içimizde bir yaradır Fehim. Zamansız maalesef gitmiştir. Cihan'a çok üzülüyorum. Onu da burada anmakta şey yapıyorum. Ayrıca yeni bir sıkıntı ve felaketle maruz kalan Arif Ali Cangı arkadaşımıza da buradan geçmiş olsunlarımı ve hasta olan arkadaşıma da geçmiş olsunu söylemek istiyorum COVID olmuş arkadaşımıza. Zor günlerden geçiyoruz. Evet, bugünkü sabahki operasyonlar da beni çok etkiledi. Siyaset yapamıyoruz. Bu mecralarda ancak birbirimizi görebiliyoruz. Dilerim umutlarımız sürer. Çünkü ben umutsuz politikanın olmayacağına inanıyorum. Yani umudumuz bittiği yerde politikayı bırakacağız. Kişisel olarak söylüyorum. Umut bittiyse politika olmaz. Buna inanıyorum. Ama tabii ki büyümemiz gerektiğini ve şu her zaman söylediğimiz gençlerimizi artık devreye sokmamız gerektiğini, ki biliyoruz ki hepimizin aksiyon gücü tabii ki düştü yaşımız gereği. Ben yine de bu partide olmaktan, PMS'inde olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Kurucusu olmaktan zaten onur duyuyorum. Ve şunu çok içten söylemek isterim. Ben ilk kuruluş kongresindeki o heyecanı, o saatlerce kurucu olabilmek için sırada beklediğimizi gerçekten büyük bir keyif ve zevkle anıyorum. Çok hoştu, çok hoştu. Heyecan doruktaydı. Bunun dışında emek veren yalnız eş sözlerimiz değil, birçok arkadaşımız bu konuda çok mesela fedakarca davranmıştır. Emre'yi de ayrıca bir yere koymak isterim ben. Onun fedakarlıklarını da biliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar ve nice 8 yıllar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Füsun. Hakikaten duygulandırdın. Evet, duygulandım. Kime söz vereceğim bilemiyorum. Şimdi gençler önemli dedin. Ben o zaman Çiğdem'in uyarısıyla en genç aktivistimiz Tibet'in bir mesajı var 8. yıl için. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Ve bir yaşlı olarak gözlüğümü takmam gerekiyor bunu okumak için. Çok önemli. Yaşlı mı?
Yani. Özlükle ama... havalı oluyorum diye takıyorum diyeceksin Ayşe. Evet. Gözüm bozuk canım sadece o kadar. Evet, evet. İklim çalışma grubundan, Sol İklim Çalışma Grubundan Tibet Yılmazer'in mesajı. Öncelikle Yeşil Sol Parti'nin 8. yaş gününü kutluyorum. Yeşil Sol Parti sayesinde iklim grevlerinden ekolojinin teorik boyutuna kadar pek çok konu ve faaliyetle tanıştım. Bütün bu süreçte her zaman parti içindeki yardımlaşma, çoğulculuk, fikir alışverişi ve demokrasiye hayran kaldım. Bence Yeşil Sol Parti ekolojik, eşit ve özgür bir dünya arzulayan herkese eşsiz bir alternatif sunuyor ve böyle bir dünya için kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Tibet Yılmazer'e. Şimdi sözü Recep Demirci'ye bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bir arkadaşımızı anmak vesilesiyle katıldım. Partimizin kurucu üyesi Kemal Postoroğlu'nun yakalandığı amansız sağlık sorunlarından, koronadan dolayı 2 gün önce kaybettik. O yaşamı boyunca hep mücadelemizde yanımızda yer almıştı. Burada kaybettiğimiz diğer yoldaşlarımızla birlikte Kemal Postoroğlu yoldaşımızı da saygıyla anıyorum. Hepimizin başı sağ olsun diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler Recep. Evet, Allah rahmet eylesin diyorum. Kadın söz alan kadın arkadaşımız olmadığı için erkeklerden devam ediyorum maalesef. Emine söz mü alıyorsun? Sesin kapalı, o zaman sana söz veriyorum. Geldi mi? Evet, geldi. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Burada olmak ilk günkü kuruluş heyecanındaki gibi heyecanlıyım ben de. Güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Partimizin 8. yılını kutluyorum. Nice 8 yıllara diyorum. Her yerde olmaya, doğayı, yaşam hakkını savunmaya devam edeceğimizi biliyorum. Bu partinin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün yoldaşlarıma çok teşekkür ederim. Bize sundukları yol haritası gerçekten yolumuzu aydınlattı, açtı. Çok teşekkür ediyorum. Hem yeşil hem sol olmak gerçekten çok önemli. Ve bizim partimizin bu çizgide güçlenerek daha büyüyeceğine inanıyorum. Ve bu inanç ve güçle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yaşamını yitiren arkadaşlarımızı özlemle anıyorum. Hasta arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Beraber olduğumuz için çok mutluyum. Beraber olmaya, daha uzun yıllar birlikte olmayı çok istiyorum. Bakalım ömrümüz yetecek mi? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yeter, yeter Emine. Çok teşekkürler. Seni görmek çok güzel. Münir Hocam, siz söz istediniz sanıyorum. Münir Korkmaz, burada mısınız? Evet, evet buradayım. Adana'dan herkese selam. Gerçekten güzel bir anma, kutlama toplantısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ekip, yani şu an burada olan ekip, işte uzun süreden beri hep böyle küçülerek geldi ama yine de ayakta. Değişik nedenlerle, değişik faktörlerle bölüne bölüne geldik. Ama bir iddiamız var. Bu iddiamızı yerine getirme konusunda kararlılığımız var. Aslında bu ekibin teorik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Yani tespitler konusunda bir sıkıntısı yok. Ama ben bu tespitlerimize sahip çıkma konusunda bir sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu nedenle de büyüme konusunda başaramıyoruz. Yani büyüme konusunda sınıfta kalıyoruz. Yeni insanları örgütleme konusunda sınıfta kalıyoruz.
Yani norm kongrelerimizde bunu konuşmamız gerekiyor. Gerçekten bu partinin ilkeleri aslında bence Türkiye'de çok anlamlı, taban bulacak bir ilkeleri programı var. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Ona rağmen arkadaş biz hala politika yapıyoruz, bir iddiamız var. Bu da çok anlamlı bir şey. Tabii ben özel olarak şunu söylemek istedim. Biraz önce chat bölümüne de geldi. KYK Platformları Birliği partimizin kuruluşuyla ilgili mesaj yayınladı arkadaşlar. Biraz önce de Twitter'dan parti grubuna attım. Merkezi yani deminki Bursa platformundu. Şimdi de merkezi olarak attı. Demek ki şunu görüyor insanlar. Yani KYK Platformları Birliği 140 bin tane KYK'lının olduğu bir yer. Ve Yeşil Sol Parti burada görünüyor, tanınıyor. Verdiğiniz destek onlar tarafından takdir ediliyor. Bu çok anlamlı bir şey. Yani güzel işler yapıyoruz. Son zamanlarda sosyal medyada aktifiz. Ekoloji konusundaki veya Türkiye'deki diğer sorunlar konusunda yaptığımız faaliyetler çok güzel. Buna herkesin sahiplenmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsak başaracağımıza inanıyorum. Daha nice 8 yıllara diyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler Münir Hocam. Yüksel. Benim sesim yokmuş pardon. Çok. Bende mi sıra? Niye sürekli sesim kapanıyor benim? Yok sesin geliyor. Hayır. Ben sesleri kapatayım derken oluyor. Kusura bakma. Arada tamam, bir böyle tamam. Sana yok, denk geliyor yani. Tabii evet, tamam. Güzel. Dilerim. Tamam. Yüksel sen söz alabilirsin. Hepinizi selamlıyorum. Bugün yaşamını yitiren Maradona Hevali nezdinde tüm yitirdiklerimizi de saygıyla selamlıyorum. Tanrı'nın elini ile buluşmaya gitti. Bizim de belki de ihtiyacımız olan şeylerden biri budur. Biz de umuyorum ki bir Tanrı'nın elini bulacağız. Ve bu vesileyle yeni bir yol açacağız. Aslında Yeşil Sol'un 8 yılı kutluyoruz. 8 yıl çok uzun süre gibi görünüyor ama belki insan hayatında belli bir süresi var ama bir yanıyla da insanlık aleminde çok fazla bir süre değil. Çok ciddi bir tartışmaların ve geçmiş siyasetlerin üzerine kurulmuş ve geleceği inşa edecek bir siyasettir. Dolayısıyla günlük tartışmalar, günlük eksiklikler, fazlalıklar üzerine çok tartışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu yapacağımız platformlar var ama bugün değil. Ama şöyle çok kısa bir baktığımızda, geçen gün hatırlarsanız Emek Partisi kongresini yaptı. Tabii pandemi koşullarında etkisi var. Genel kongresiydi, 27 kişiyle yaptı ve yaklaşık 25-30 yıllık bir siyasi hareket. Dolayısıyla meseleyi sayılar üzerinden kurmak yerine, Münir Hocam söz etti, başka arkadaşlar söz etti. Bulunduğumuz yerlerde, bulunduğumuz zeminlerde çok ciddi etkimizin olduğunu da unutmayalım. Yani hiçbir arkadaşımız konuşurken fikri siyasetimizin gücü konusunda bir sıkıntısının olmadığını söylüyor. O zaman sorulacak soru şudur. Bu fikri siyaseti bulunduğumuz zeminlerde daha fazla görünür kılan, daha fazla zemin hazırlayan bir çalışmayı niye yapmıyoruz? Belki her arkadaşımız yani bu yıl dönümü vesilesiyle kendisine bu soruyu sorduğunda daha anlamlı olabilir. İkincisi ve çok kritik olan bir şey, yani bu ülkede çok ciddi bir kırılma meselesi var. Kürt meselesi. Tüm siyasetleri direkt ortadan kesen, bölen, parçalayan, pozisyon almaya zorlayan bir mesele. Yani AKP bunun üzerine belki bir iki tane daha parti çıkarttı içinden. CHP, hakeza. Bugün hala tüm tartışmalar bunun üzerine hala yürüyor. Yani dolayısıyla bizim partideki bir takım tartışmaların, bir takım farklılıkların da bundan kaynaklı olduğunu görmek gerekiyor.
Ama tüm bunlara rağmen partimiz 8 yılda ve önceki zamanlardaki edindiği deneyimle, bilgiyle, yürüyüşle inanıyorum ki 21. yüzyılın siyasetini oluşturacak. Bu konuda tavır alacak, bu konuda tavır alan kesimlerle irtibatını devam ettirecek ve bu irtibatla birlikte oralarda etkileyecek bir zemine oluşturuyor. İşte KHK'lılar anlatıldı, HDP'nin son metinlerine ve daha önceki metinlerine de bakınız. Tamamı neredeyse Yeşil Sol'un fikri zemininden hareket ediyor. Toplumsal muhalefetin farklı farklı kesimleri bizim kuruluş yıldönümü öncesine göre farklı zeminlerde iken bugünkü o fikirleri savunur durumdalar. Türkiye Halkları bu meseleyi kavramış durumda. Dolayısıyla yapılacak şey hani birbirini döven söven bir şey de değil. Bu fikri daha da büyüten, tüm toplumla buluştuğu yerde onu daha da geliştiren, elinden geldiği bilgisini, becerisini bununla paylaşan bir zemin aktarmaktır. Ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçler buna hizmet edecektir. Bu duygularla bir kere daha sizlerle birlikte olmaktan, burada emek harcayan arkadaşların kuruluşundan bugüne kadar her düzeyde emek harcayan arkadaşların emeklerine sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi ileterek herkese iyi akşamlar, nice sekizli yıllara diye söylüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Yüksel. Kadın arkadaşlar pek söz almıyorlar, öyle ben devam ediyorum. Bakıyorum, atlamış olduğum. Ha, Çiğdem. Ben de istemiştim Meryem. Meryem, seni görmemişim. Çete yazdıysan. Meryem, sana söz veriyorum o zaman. Yok, önce Çiğdem olabilir yani. Önce o istemiş. Öyle mi? Tamam. Çiğdem. Peki, teşekkürler. Şimdi çoklu kriz ortamında olduğumuzu hep birlikte konuşuyoruz ve 3-4 ay boyunca işte bölgelerde, illerde, ilçelerimizde yoğun bir tartışma ortamına ortamı yaratma iddiasındayız. Bu anlamda yani her türlü engeli aşıp bu platformlarda, online platformlarda buluşma çabamızı değerli buluyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Yani yeni dönemde yeni araçlar geliştirmek, buluşma, yani bu fiziksel mesafeyi sosyal dayanışmaya engel olmasını izin vermemeliyiz. Yani şu basıncı hepimiz yaşıyoruz. Şu anda hasta arkadaşlarımız var, hatta bu ortamda. Kaybettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var ve yani Cihan Erdal'ı da anarak çok sevdiğimiz yoldaşlarımız, çok sayıda yoldaşımız da tutuklu, çok ciddi bir baskı altında yaşıyor insanlar. Yani böylesi bir dönemde depresyona girmek, havlu atma lüksümüz yok. Ben hani gelecek 8 yıllara meselesini biraz şey gibi görmek istiyorum. Yani bu 8 yıl önemli diye bakıyorum. Hani her kuşağın bir kriz dönemi vardı. Geçmiş kuşaklara bakın, çok önemli krizlerle baş etmek zorunda kaldı. Bizim bu yaşam aralığında da COVID'in yarattığı bu yıkım, ölüm, yok sayılmak, yalan siyaseti karşısında bu sıfır COVID politikasını savunmak, hep birlikte savunmak, TTB ile çok doğrudan bir dayanışma içerisinde olmak, sağlıkçılarımızın tükenmesine izin vermemek zorundayız. Bütün bu alanlarda pandemi krizinde vereceğimiz yanıtlar hep birlikte yeni oluşturacağımız sosyal medya araçlarıyla, işte farklı protesto yöntemleriyle önemli. Bunun yanında ekolojik krizden bahsettiğimizde gerçekten bir 10 yıldan bahsediyoruz. Fosil yakıtların kullanılmasını engelleyecek bir süre ve
emisyonları azaltmak için bu süreçte yükselen yok oluş isyanına karşı hareketler, işte gençlik hareketleriyle bir araya gelebilmek, onların sesini büyütmek için yaptıklarımız da çok değerli. Bu alanda yaptıklarımızı görünür kılmak zorundayız. Hep birlikte genellemek, sesini büyütmek lazım. Kazma Bırak kampanyasının bu cumartesi saat 16'da bireysel ve kurumsal imzacılarla bir koordinasyon toplantısı var. Bu koordinasyon toplantısına katılımınızı da önemli buluyorum. Cihan Erdal kampanyasına desteğinizi de çok değerli buluyorum. Yani her örgüt büyümezse küçülür. Bu çok net. Yaştan dolayı, ölümden dolayı, hastalıktan dolayı, çeşitli politik sorunlardan dolayı bu doğası gereği örgütlenmenin içsel bir parçasıdır. Hiçbir örgüt yani sürekli niceliksel olarak aynı insanlarla devam etmemiştir. Ama örgütleri yaşatan şey büyüme kapasitesidir. Bu anlamda pandemi koşullarında da büyümek mümkün. Bizim Beyoğlu ilçeye katılan dört tane genç üye yoldaşımızın kattığı alanları görmek lazım. Ve onları desteklemek, bütün çevremizdeki insanların bu krize yanıt vermek üzere örgütsel bir birlik arayışını kapı aralamak, kapı açmak gerekiyor. Biz bu dönemde hem nicelik hem nitelik olarak büyümeyi kafaya takarsak, bu konuda birbirimizi destekler ve bir ekip çalışması yürütebilirsek, çalışma gruplarımızı güçlendirebilirsek, bu anlamda iklim çalışma grubuna, mültecilerle dayanışma çalışma grubuna, kadın meclisine, emek veren tüm yoldaşlarıma buradan tekrar saygı ve sevgilerimi de iletmek istiyorum. Bütün arkadaşları bir çalışma grubuna katılmaya, yoksa kendi öncelikleri üzerinden önemsedikleri bir çalışma grubu kurmaya davet ediyorum. Kolay gelsin hepinize. Sağlıklı kalın, güvende kalın lütfen. Teşekkürler Çiğdem. İbrahim, sana söz vermek istiyorum. Burada mısın? Evet, merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesi sevgiyle selamlıyorum. Kaybettiğimiz yoldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı tabii ki anayarak onlara bu süreç içerisindeki kayıtlarımız bakımından hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum. Katılamayan arkadaşlarımız var. Teknolojiyi öğrenme konusunda hala yeterli değiliz. O bakımdan da onlara da katılamamalarına rağmen selamlarımızı buradan iletelim. Şimdi arkadaşlar, böyle bir buluşmada planlama yaparken iki şeyi becermeye çalıştık. Birincisi, yani yıl dönüm sebebiyle dün kadın eylemleri olduğu için bugün ertelediğimiz 26'sındaki etkinliğimiz. Diğeri de sosyal medya gruplarından 8. yaşımızı çeşitli mesajlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Benim gördüğüm şu an toplayabildiğimiz 50'nin üzerinde insanımızdan, dostumuzdan, arkadaşımızdan, birlikte mücadele ettiğimiz insanlardan mesaj geldi. Bunları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde, bir hafta yayan bir şekilde sosyal medyadan paylaşacağız. Bu buluşmamıza aslında bakarsanız bir tarz yad etme, arkadaşlarımıza buluşma, görme konusunda yapmaya çalışmıştık ama her buluştuğumuzda biliyorsunuz biz bir muhasebeye takılıyoruz. Bir geçmiş ve gelecek muhasebesi yapılıyor. Ama şunu söylemek isterim, bu teknolojiyi iyi kullanırsak önümüzdeki günlerde hem bölge konferanslarımızı, hem il konferanslarımızı, hem de genel konferanslarımızı yapacağız. Dolayısıyla bu Zoom programı üzerinde yapacağız. Arkadaşlarımız daha fazla insanın katılması için çaba sarf ettiği gibi bu programlara katılıp birbirimize çünkü gerçekten süre içerisinde bir arkadaşımı söyledi. Çok önemli zorluklar yaşayarak bugüne geldi. Çok mu başarılıyız muhasebe açısından? Elbette çok başarılı değiliz. Daha fazla büyüyebilir miydik? Belki büyüyebilirdik. Ama hiçbir şeyi içinden geçtiğimiz nesnel koşullardan bağımsız olarak düşünmemiz mümkün değil. 8 yıl meselesi az değil ama bu 8 yılı neredeyse 5 yılı Türkiye'de siyasetin neredeyse yok edilmeye çalışıldığı, demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklerin yok sayıldığı, söz hakkının ortadan kaldırıldığı bir süreçten geçiyoruz ve hala daha ağır bir süreç yaşıyoruz. Yani Çiğdem söyledi, evet çoklu krizin bütün boyutlarını yaşıyoruz.
Ama önümüzdeki dönem bakımından bu süreç daha devam edeceğe benziyor. Asıl temel görevimiz bence sadece kendi sınırlarımızda ve kendi sözümüzün etrafında değil, birleşik ortak mücadele zeminlerinde daha güçlü ortak ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor. Ben partimizin kuruluş felsefesinin ve fikrinin ve alışverişimiz üzerindeki takibimizin Türkiye siyasetinde etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu rastgele söylemiyorum. Birbirimizi ayırt etmek için de söylemiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Hem ekoloji hareketler içerisindeki kuracağımız söz ve pratik eylemlilik bakımından görüyorum. Hem de birleşik ortak mücadele zeminlerinde HDP, HDK ve diğer zemin sözlerimiz açısından söylüyorum. Yeşil Sol Parti bence kendi özgünlüğüyle sıradan siyaset üreten bir parti değil, kendini sürekli değişime ve yenileme adayı bir parti olduğunu fikri ve pratik göstermiş bulunuyor. Bu bakımdan gençlerin mesajı bence kıymetli. O bakımdan Beyoğlu ilçemizin bu göstermiş olduğu performansı buradan da kutlamak isterim. Söz uzatmaya gerek yok. İyi ki varsınız diyorum. Ben nice yıllar demiyorum. Daha güçlü bir mücadele içerisinde büyüyerek önümüzdeki dönemde bu sözümüzü geliştirerek yürütmemiz gerektiğine olan inancımla herkesi selamlıyorum tekrar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler İbo. Meryem, sen söz istemiştin sanıyorum. Sana veririz. Merhaba arkadaşlar. Ben de İzmir'den 8. yılımızı kutlayarak herkesi selamlamak istiyorum. Partide olmaktan mutluyum. Çünkü ben hem solcuyum hem çevreciyim. Yani gelebileceğim en güzel adres bu diye düşünüyorum. Uzun yıllardır gençliğimden beri siyasetin içinde yer aldım ama burada olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Özellikle kadın alanındaki çalışmalarımızdan ben biraz söz etmek istiyorum. Hani kadınlar az konuşuyor dedi ya Ayşe arkadaşımız. biz aslında konuşuyoruz. Çok da iyiyiz şu sıralarda. Çünkü dünyada, ülkede ve bizim partide gerçekten kadın mücadelesi yükseliyor. Ama bu arada iktidarın kadına yönelik saldırılar da çok artıyor. Kazanılmış haklarımız sürekli budanıyor. Kadına şiddet artıyor. İşte dünkü ülkedeki kadın hareketini, kadın mücadelesini, kadınların isyanını hepimiz izledik. Gerçekten bu ülkemizde kadınların işi çok zor. Bu nedenle ben de bizim partide kadın meclisinde çalışıyorum. Ona emek veriyorum özellikle. Ama yetmiyor. Daha çok kadın arkadaşımın bu meclise katılmasını, emek vermesini, bu mücadelenin büyümesini önemsiyorum. Hatta partimizin de gerçekten kadına yönelik bu kadar saldırı ve bu kadar şiddetin olduğu bu yaşamda partimizin kadınlarla ilgili daha etkin politikalar üretmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani kadın meclisi de büyümeli, partimiz de büyümeli. Ben biraz bu politik anlatımlara biraz ara vererek biraz moral anlamında bir şiir okumak istiyorum izin verirseniz. Hem sanatın güzelliğini yaşayalım hem de biraz farklılık olsun diye düşünüyorum. Ahmet Arif'ten Anadolu şiirinin bir bölümünü okuyacağım arkadaşlar. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Nerede olursan ol. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesadın, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yaratılırım namuslu genç ellerinde. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her birisi vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin goncası. Gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Ben de bizim partide, Yeşil Sol Parti'de çok umut olduğunu düşünüyorum. Ve bu umutlarımızın büyümesi dilekleriyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Meryem, çok güzel oldu. Evet, Süleyman,
Bir hatırlatma yapayım. Çok az zamanımız kaldı ve hala 5-6-6-7 konuşmacımız var. Ben hemen kısaca diyerek başlayayım. Çok uzatanlardan olmayacağım. Hemen söyleyeyim. Bir kere yeni yaş günümüzü kutluyorum. Ben böyle şenlikli bir toplantının olmasını arzu etmiştim açıkçası ve o gerçekleşiyor. Katkı koyan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şunu ifade ediyorum, ifade etmek istiyorum ben de. KHK'larla ilgili Münir söyledi. Ben de aslında partimizin ekoloji mücadelesi yapan yaşam savunucuları arasında da ciddi şekilde görünür olduğunu ve görünür olmaya devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Sadece bunun için söz aldım. Bir de İbrahim söyledi, bir daha söyleyeyim. Bu kadar insan katılmış, 90'a yakın arkadaşımız burada. Twitter'daki her gün 20 ile 22 arasındaki etkinliğimizi unutmayın arkadaşlar. Orada o hashtag'e, Yeşil Sol Parti 8 yaşında hashtag'ine her gün 20 ile 22 arasında bize video gönderen arkadaşlarımızın videoları düzenlenerek yayınlanacak. Bir de şunu da ifade edeyim. İnanılmaz güzel videolar geliyor. Sadece üyelerimizden değil. Mesela hemen söyleyeyim, Murat Mıhçı biraz evvel bir video gönderdi ve özellikle yüzleşme konusunda Yeşil Sol Parti'nin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar öne çıktığını ifade etti. Bununla birlikte bir sürü sürprizle karşılaşacaksınız, şimdiden ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yıl, yeni yaşımız mutlu olsun, kutlu olsun. Böyle devam edelim. Çok teşekkürler. Hatice, burada mısın hala? Buradayım. Antalya'dan selamlar herkese. 2013 yılında Antalya'dan eş sözcü olarak atama yoluyla eş sözcü oldum. Aktif siyasette çok yeniydim. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Sorumluluk duygusuyla hareket ettim. Tabii çok deneyimli siyaset yapmış arkadaşlar vardı. Onların desteği oldu. Onların arasından özellikle bugün hala partimizde elinden gelen her türlü desteği vermeye çalışan ve parti için hayatını ortaya koymuş olan, öteden beri yani siyasette hayatını ortaya koymuş olan bir arkadaşımız var. Bu aralar işitme problemi yaşadığı için çok ileri derecede, işitme cihazına rağmen kulağı duyamadığı için katılamıyor pek toplantılara. Böyle bir şeye de katılması mümkün olamadı o yüzden. Hani bu tür şeyleri kullanma konusunda da pek şey becerisi gelişmediği için katılamadı, ama aramızda olsaydı söyleyeceği çok şey vardı. Onu da anmadan geçemiyorum. Arkadaşımız eşini de kaybetmişti yakın zamanda. Zaman zaman ziyaret ediyoruz ama katılamıyor toplantılara falan. Yakup Sönmez, ona teşekkürlerimi iletiyorum. Kaybettiğimiz arkadaşımız Fehim Cazuli'de sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. Diğer arkadaşları da. Partimiz büyüyemedi diyoruz ama çok zorluklarla karşılaştık. Ülkenin genel siyasetinde olduğu gibi, yani genel kongrelerimizi, işte ilçe ilk kongrelerimiz bile engellendi. Onun için toplumsal duyarlılık da az olduğu için bu konularda, hani geleceğin en önemli krizi çevresel ekolojik kriz, ama insanlar bu konuda toplumsal duyarlılık göstermediği için partimize de ilgi olmuyor ve büyüyemiyoruz. Ben fazla uzatmayayım. 8. yıl kutlu olsun. Nice yaşlara diyeyim. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Hamdi abinin de dediği gibi toplantılarda, işte kamplarda falan hep aranızda olmaktan çok mutlu olduğumu hissediyorum ve her fırsatta da dile getiriyorum çeşitli zamanlarda. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler Hatice, dileklerin için. Asena,
Ahmet, burada mısın? Buradayım. Ya çok keyifli bir toplantı oluyor bence. Bayağı bir arkadaşımız burada mevcut. Biraz böyle yaşı ilerlemiş, orta yaş dönemine gelmiş olan arkadaşlar hafif karamsar konuşuyorlar. Ama bence şöyle bir geriye dönüp bakmak lazım. 96 yılında ÖDP kurulurken de benzer bir ruh hali vardı insanlarda. Artık yaşlandık diye. Bir arkadaşımız, kuruculardan birisi, o zaman şöyle bir konuşma yapmıştı. Sözlerine şöyle başlamıştı. İnatçı insanları saygıyla selamlıyorum demişti. Ben de buradaki inatçı insanları hakikaten saygıyla selamlıyorum. Çünkü bugünün Türkiye'sinde hem yeşil hem sol bir politika yapma inadında olan insanlar hakikaten saygıyı hak etmişler diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin koşulları içerisinde bu ikisini birleştirmeye uğraşmak kolay bir iş değil. Ve APO'nun verdiği rakamlara göre, ki o çok yakın takip ediyor, o rakamlara güvenerek söylüyorum bunu. Bir kısmı ayrılmış da olabilir bu arada partiden, istifa etmeyi düşünmeden. 1000 civarında üyemiz var. Bu 1000 insanın ben enerjisinin de, iradesinin de, dinamizminin de yaşlarından bağımsız olarak önümüzdeki süreci göğüsleyebilecek olduğunu düşünüyorum. Ve o süreç için hep birlikte önce kongreye, sonra kongreden sonrasına taşımak üzere herkesin çalışacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlar partinin fikirlerinin ne kadar geçerli ve gerçekçi olduğunu söylediler. Bunların hepsine katılarak bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, fikirlerimiz geçerli. Evet, fikirlerimizi birçok yerde aktarıyoruz. Evet, bir şey daha yapmamız lazım. Bu fikirlerimizi yılmadan, usanmadan başka kesimlere taşıyor olmamız lazım. Türkiye'de kurulduğumuz dönem, baktığınız zaman Yeşiller ve HDP'nin bileşmesiyle kurulmuş bir süreçti. Bugün birçok arkadaşımız bu süreçten ayrılmış durumda olabilir. Ama ülkemizdeki koşullara baktığımız zaman hem yeşil, ekolojik, iklim savunucusu politikaları savunan, hem de sol politikaları savunan tek parti olarak ortada biz varız. Bu fikrin kendisi çok önemli. Bunu dile getirmekten hiç vazgeçmeyeceğimizi biliyorum. Hep beraber 8 seneyi 16 seneye taşıma umuduyla herkese kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Eylem, sen söz istedin değil mi? Elini görüyorum. Evet, evet. Oldukça kısa kullanacağım. Birincisi, tam benden önceki tam mühendis, Asena tam mühendis gibi konuştu. İki katına çıkarma üzerinden. Biz daha fazlası, bizden sonrasında da gelenek bugüne, bugünden de geleceğe taşınsın isteriz. Umarım çok daha uzun 8 yıllar kutlar bizden sonraki arkadaşlar da. Birkaç şey söyleyeceğim. Aslında Asena bir kısmına değindi. Hani belirli bir yaş grubu böyle biraz daha umutsuz ve karamsar konuşurken, belli bir yaşın altı ya da partinin kuruluşunda ciddi emek veren arkadaşlar, hani o inatla bu partinin kuruluşunun var olmasının ne kadar önemli olduğunu söylediler. Yani bizden bağımsız da bir şeyler akıyor ülkede. Bir bunu hatırlatmak istedim. Bütün dünyada bir yeşil dalga var. Neredeyse Türkiye'nin kapılarına kadar gelmiş durumda. Hırvatistan'da vesairede ciddi işte hükümete girdiler. Tüm Avrupa'da ciddi bir yükselen dalga. Çocuklar sokaklarda iklim grevleriyle. Tibet'in bize ilgisi de böyle başladı. Hani biz partiyi çok duyuramamış olsak da, ya da ülkenin gündemi o dörtlü siyaset akışından bir türlü çıkamamış olsa da bir böyle bir taraf akıyor. Gençler de gelip bizi buluyor. Bunu hep anlattım. Beyoğlu İlçe bu konuda iyi bir örnek. Galatasaray Lisesi'nden öğrenciler de gelip buldular bizi. Yeter ki parti bu gelişlere cevap üretebilse ve o gençlerin partide kalmasını sağlayabilse. Ayrıca biz kendi çalışmalarımızda bunu da daha da genişletebilir, ilerletebiliriz. Sonuçta emek harcadıkça bir şeyler olduğunu yerellerimizde yapılan çalışmalardan da görüyoruz. Bir, bunu söylemek istedim. Umutsuz değiliz, umutla yürüyoruz. 1060 asil üyemiz var.
resmi kayıtlara göre, ama bir o kadar da Fahri üyemiz var. Onlar resmi kayıtlarda görünmüyorlar. Yani Fahri üyelerimizde es geçmek istemem. Yani 2000'e yakın, 2100 civarı falan da en son ben baktığımda üye sayımız. Bunları anımsatmak istedim. Bir de yani yıllardır ekoloji hareketi içerisinde mücadele ediyor olmaktan gelen takıntılarımız da var. Hani kaynak kelimesi kullanıldığında hemen kapitalist vurgu akla geliyor ve kaynak tüketilir bir şey, kullanılabilir bir şey. Ya biz lütfen doğal kaynak demeyelim, doğal varlık diyelim. Varsın kapitalizm onları kaynak olarak görüp sömürmeye devam etmeye çalışsın. Hani bu konuşurken ben de bazen kaçırıyorum kaynak diye o klasik alışkanlıklarla. Ama Yeşil Sol Parti doğanın sömürüsüne karşıysa, tüm türlerin eşitliğine inanıyorsa, hani bu konuda diline biraz daha özen göstersin. Belki programatik metinlerimizde ya da yazacağımız politik metinlerde bunlara dikkat edelim derim. Bir de şu umudu taşıyorum. Evet, zor koşullardayız. Ama hücrelerde bile yılmayan insanlarız. Pandemi de bize yıldıramayacak zaten. Hani yavaş yavaş da daha düzgün bir sürece geçmeyi umut ediyoruz. Artık buradaki politikalarla vesairelerle ne olacaksa, kongre konferans süreçlerine tartışacağız. Ama genel kongreyi artık böyle sizlerle ekran karşısında buluşarak değil, koşullar el verdiğince ve gerekli önlemler alındığı müddetçe, kimsenin sağlığını tehlikeye atmadan yüzle yapmayı da umuyorum. Çünkü şunu da gördük, evet, pandemi sürecinde online buluşmalar bizleri rahatlattı. Birbirimizi görmek bir güç almamıza sağladı, ama bir örgüt sadece online yürütülemiyor. Bunun en güzel örneği de HDP. Zaten hani o buluşmalar vesaireler gerekli önlemler alınarak yapılmaya çalışılıyor. Biz de umut ediyorum ki çok kısa bir zamanda önlemleri alarak, riski minimize ederek, hatta riski sıfırlayarak yüz yüze buluşmalarımızı gerçekleştirebiliriz. En büyük hayalim alanlarda 1 Mayıs'ta olmak tabii. Hani kongre konferans sürecini de geçtim. Çünkü hayatım ilk defa gözaltında olmadığım bir 1 Mayıs'a gidemedim. Bir 1 Mayıs kutlayamadık. Umut ediyorum ki daha güzel günlerde, daha güzel çalışmalarla daha yaygın örgütlenmesi olan bir partiye dönüşeceğiz. Çok teşekkürler Eylem. Haluk Hocam. Haluk Korkmaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de tabii ki öncelikle 8 yıldır bir arada olan tüm yoldaşları selamlayarak başlamak istiyorum. Sonuçta şimdiye kadar söz alan birçok arkadaşımız partinin kuruluşundan ve kuruluş itibariyle belirlemiş olduğumuz hattın başarısından söz etti. Bu anlamda bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Ama bizim kuruluş yıllarımız ya da yıl dönümü toplantılarımız sadece pozisyonumuzu belirleyen ya da ona övgüler düzen şeyler olmamalı. Aynı zamanda bence önümüzdeki günleri de konuştuğumuz, önümüzdeki günleri de planladığımız toplantılar olmalı diye düşündüğüm için çok kısa bir iki tane şey söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, birincisi şu. Şimdi ben hiçbir şekilde burada bu kadar insan bir arada olmuş ise bizim herhangi bir şekilde moralimizin bozulduğunu ya da geriye düştüğümüzü düşünmüyorum. Sonuç itibariyle biz bu fikirlerimizin ya da politik hattımızın doğruluğu hayat tarafından da doğrulanmışsa, en azından doğru bir yerde olduğumuz, politik hat olarak doğru bir tarafta olduğumuz konusunda mutabıkız ki burada bir aradayız. Ama başarı ya da başarısızlığı, kaç tane binamız olduğu, kaç tane açık lokalimiz olduğu üzerinden ölçmeyelim bence. Asıl olan bizim Yeşil Sol Partililer olarak bulunduğumuz platformlardaki etkimiz ve başarımızdır diye düşünüyorum. Bir de yani artık klasik parti formlarının tıkandığını varsayarak kendi pozisyonumuzu da, kendi başarı ya da başarısızlığımızı da o klasik parti formlarıyla değerlendirmeyelim. Örneğin işte Beyoğlu'nda bizim binamız olmamasına rağmen ya da binamız kullanılmamış olmasına rağmen arkadaşlarımız en son iki tane yeni üye kaydetti. Ya da daha önce olan bir üye arkadaşlarımız oldu. Demek ki sonuç itibariyle biz bir etkinlik yaptığımızda, bir faaliyetin içerisinde olduğumuzda
her zaman bunun karşılığını alabiliyoruz. Dolayısıyla da sorunu biz sadece eski parti formlarının dışında düşünür isek, o zaman bulunduğumuz pozisyonlardaki, bulunduğumuz yerlerdeki başarılarımızdan da mutlu oluruz ve de aynı zamanda bu fikirlerimizi ne kadar çok insanla buluşturursak, ne kadar çok insanla bir arada olursak ya da ne kadar çok hareketle bir arada olursak o kadar da çok başarılı olmuş oluruz. Dolayısıyla bizim bu 8. yılımızın aynı zamanda bir konferans kongre süreci olduğunu da düşünerek bu süreci bu anlamda tartışmalarla yürütmeyi öneriyorum. Yani hem kendimizi bir sorgulayalım, kendi fotoğrafımızı ortaya çıkartalım ama aynı zamanda şunu görelim. Bulunduğumuz hareketler içerisinde başarılı isek, işte bulunduğumuz yerlerde partimiz görünür halde olabiliyorsa o zaman demek ki daha çok yerde bir arada olmalıyız. Daha çok alanlarda, daha çok hareketlerle bir arada olmalıyız ki o anlamda görünürlüğümüz her tarafta artsın. Dolayısıyla önümüz açık ama hangi formlarda nasıl bir arada olmamız gerektiğini daha çok tartışalım. Daha çok insanlarla, daha çok hareketlerle bu görüşlerimizi sunalım ve dolayısıyla da bu anlamda daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok çok az zamanımız kaldı. Hala birkaç konuşmacımız var. Nesrin, sana söz vermek istiyorum. Olur musun? Beni de listeye alır mısın Ayşe? Sait ben. Kim? Sait, tamam. Ama hakikaten bitirmek durumunda kalacağız birazdan. Tamam, aldım. Nesrin, sana söz veriyorum. Burada mısın? Benim bir söz talebim vardı. Kim? Kenan Gülçiçek, Samsun. Görmemişim hocam, kusura bakmayın. Ayşe'cim, müzik için zaman kalacak mı? Vallahi kalmıyor gibi. Yani açık bırakırız burayı. Çünkü daha 1, 2, 3, 4, 5... Kısa konuşmaya çalışacağım. Çünkü söylemek istediğim ve önem verdiğim bir şeyi benden önceki konuşmacı Haluk arkadaş söyledi. Yani bu parti formu ve bunun geldiği durum, bunları da dikkate almak gerektiğini ben de söyleyecektim. Biz ben kişisel olarak mesela söyleyeceğim bir şeyi de Ahmet söyledi, bu inat meselesi. Yani ben inadımı seven insanlardan biriyim. Dolayısıyla aslında şu andaki durum bizim öngöremediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Yani yapamadıklarımız üzerinden kendimizi kötü hissetmek yerine kim yapabiliyor ona bakmamız lazım. Yani yapabilen yok. Yok. Çünkü aslına bakarsanız yani Cumhuriyet'in kuruluş döneminden daha karmaşık ve daha zor bir dönem yaşanıyor şu anda. Yani ülke içinde yaşanan böyle bir durum var. Dünyaya genel olarak baktığın zaman çivisi çıkmış bir dünya. Öyle bir şey oluyor ki mesela seviyesizlik çağına girmiş insanlık tarihinde. Bu çağ başlamış diyorsun. Böyle bir dönem. Yani her şeyin aslında yenilendiği bir dönem. Yenilenme arayışı içinde olduğu bir dönem. Dolayısıyla ben bizim öngörümüzle ilgili herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorum. Politik olarak doğru tarafta olduğumu hep hissediyorum. Bunu söylerken şunu da söylemek istiyorum. Ben bu 8 yılın 3 yılını HDK yürütmesinde geçirdim. Onun dışında partide aldığım görev en son bu kazalarıyla ilgili. Yani ben aslına bakarsanız hareket gibi örgütlenmesi gereken bir parti olmalı diye düşündüğüm için biraz öyle gelişiyor yani. Hiçbir parti olmayan hatta uzak duran özellikle gençlerin içinde ben kazalarıyla ilgili bazen ikna etmekte zorlandığım olsa da ikna olduktan sonra kendi
fikriymiş, kendi görüşüymüş gibi bana söyleyen genç arkadaşlarım olunca da iyi hissediyorum. Yani aslında neredeyse hemen her günü belki fark etmişsinizdir attığım notlarda filan onaylandığımı hissederek geçiyor. Dolayısıyla biz böyle bir yani belki erken öten horozlar gibiyiz, onu da bilmiyorum. Şimdi artık iklim krizi, ekolojik sorunlar, bunlar daha çok kavranır hale geldi. Biz partiyi kurduğumuz zaman ben birdenbire böyle kitleselleşecek bir yeşil sol parti olmayacağını aşağı yukarı, yani nasıl bir ülkede, nasıl bir popülasyonun içindeysek işte bildiğimiz için beklettim de ona göreydi yani. Dolayısıyla ne bir moralsizlik var, ne bir başka bir şey var, ama çok işimiz var. Yani üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik çalışmamız gerekiyor her birimizin. Şimdi ben Kaz Dağları ile ilgili uğraşırken mesela bunu sürekli hissediyorum. Orada keşke birkaç kişi olabilseydik diye. Belki önümüzdeki dönem, hani kongrede daha geniş geniş konuşacağız bunları. Belki önümüzdeki dönemin pilot işlerinden işlerini saptamamız gerekecek. Ve yani her şeye aynı anda yetişemeyeceğimize göre böyle bir yol haritasıyla çıkacağız belki kongreden. Ve ondan sonra her şey daha düzenli olacak gibi geliyor. Hakikaten burada inatçı insanlar ve inadını seven insanlar var. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu 8 yıl benim hayatımın en zor yıllarının arasına da girdi, biliyorsunuz. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Mücadele devam ediyor arkadaşlar. Ve hiç durmayacak. Hiç durmayacak. Teşekkürler. Her bir şey Nesrin. Seni seviyoruz. Çağdaş bir selam vermek istiyorum demişti. Arkadaşlar hepinize merhaba. Gerçekten Nesrin ve Ahmet abinin de söylediği gibi çok inatçısınız. Ama iyi ki de inatçısınız. İnadınıza devam edin. Hep beraber de devam edelim. Gerçekten şundan dolayı inatçıyız diye söylüyorum. Yani partinin ilk kurulduğu zaman da böyle büyük büyük bir şekilde tabii ki kurmadık. Bütün hatta solun bize bir laf etmeye çalıştığı, dışlamaya çalıştığı bir dönemde partimizi kurduk. Ama inatla ve kararlılıkla fikirlerimizi bugünlere kadar da taşıdık. Ve bu fikirler de toplumun genelinde şeyde tuttu. Aslında kabul de gördü ama yani ülkenin içerisinde bulunduğu şartlar, seçim sistemi, işte bizim bugünkü geldiğimiz noktada kendimizi ifade etme kanallarımızın azalması, bunların hepsi tabii ki etkiliyor. Ama bütün bunlara rağmen partideki her bir arkadaşımın elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ama tabii ki her şey sadece bizim yaptıklarımızdan, ettiklerimizden ibaret olmuyor. Ama buna rağmen hala gerçekten inatla ve ısrarla bu mücadeleyi sürdüren bütün arkadaşlar, aslında eylemin de söylediği gibi, eylem dememişti, Ahmet abinin de söylediği gibi, bizden sonraki kişilere de yani bir 8 yıl daha, bir 16 yıl daha bunu sürdürebileceklerini düşünüyorum. Çünkü aslında eylem ifade etti. Gerçekten hem Avrupa'da yeşil sol bir yükseliş var. İlla ki bu Türkiye'de gelecek ama Türkiye'deki durumları hepiniz biliyorsunuz. Ama bunların hepsinin aşılacağını, bu pandemi sürecinde aşılacağını ve fikriyatımızın gerçekten bu topraklarda yeşereceğini düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Çağdaş. Kaç kedi var toplantıda? 9 tane benden. Emine'ninkini görüyorum, evet. Arkadaşlar bir konuşmacı daha var. Bende de bir tane var. Dolaşıp evet. Duruyor. Üç konuşmacı var, sonra kısa bir müzik dinletimiz var.
bağlama çalınacak. Emre. Emre, sesin çok derinden geliyor. Emre sessiz ve derinden ilerliyor. Laptopun eski olmasının böyle bir kulaklıkla konuşayım o zaman. Şimdi geliyordur herhalde. Evet geliyor. 8. yılını ben de partimi kutluyorum. İstanbul sözcüsü olarak yani memleketin en zorlu dönemlerinde böyle bir görevi üstlendik. Örgütlülüğümüzü sağlamaya çalıştık. Yürüttüğümüz mücadelede yeterince bunu başarıya ulaştıramadığımız için önce bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Yalnız şurası bir gerçek. Bizim hala umutla ve karamsarlığa karşı mücadeleyle, yılgınlığa karşı mücadeleyle direncimizin burada var olduğunu görüyorum. Buradaki birçok arkadaşım da herhalde 20 yılı geçkin siyasetin içerisinde yer aldım. Örgütlülüğün önemi önemli. Örgütsüz olmak hareket kabiliyeti açısından beni ürküten bir şey. Ben her zaman böyle bir özellikle içerisinde bunun devamını ve nice yıllarda sürmesini diliyorum. Yeni dönemde de görev alacak olan arkadaşlarımın da bu kongreler sürecinde hakikaten bu umutsuzluğun teşvik edildiği ve uçuruma doğru iktidarın tek adam rejiminin tek tipçi otoriter bu yapının toplumu pandemiyle açlık arasında ölüme sevk etmeye çalıştığı ve diğer muhalefetin bizim dışımızdaki muhalefetin de zayıf kaldığını gördüğümüz bir süreçte bizim bu yılgınlığa ve umutsuzluğa karşı mücadelemizi arttırmamız ve bunu sağlıklı bir şekilde hayata getirecek bir plan proje içerisinde yürütmemiz gerekiyor. Doğru işler yaptık. Yaptığımız işlerin ben bir tek şeyini devamlılığını getiremiyoruz. Yani bu akşam da yapılan medya grubundaki çalışmaları izliyorum. Yani 10 tane, 12 tane örgütümüzün tweetlerini görüyorum. 18 tane arkadaşımın tweetini görüyorum. Ama biz bu değiliz arkadaşlar. Yani sokakta eylem yapmıyoruz. 2 tane tuşa basmanın kolay olduğu bir süreçteyiz. Hani bu görünürlük konusunda Çiğdem'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Yapılan emekler önemli. Çok güzel şeyler çıkıyor. Ama bunu biz de görünür hale getirip ve örgütlülüğümüzü arttırmada bir araç olarak kullanabilmeliyiz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kaybettiğimiz, yitirdiğimiz arkadaşlarımızı da unutmadıkça, hatırladıkça anılarımızda sürekli yaşatacağız. Sağlık konusunda da sıkıntı yaşayan arkadaşlarımı da en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yeşil soldayım. Hep beraber nice yıllar arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler Emre. Sait, sana söz vermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi dostlukla selamlıyor. Sevgiyle kucaklıyorum. Bu siyasi baskıları bu dönemki kadar yoğun hissetmediğimiz bir dönemde yaşadığımız bir anekdotla ben de sizleri selamlamak istedim. Bu Manisa Gezi davasının karar aşamasındaydı. Son sözlerimiz soruldu. Hakim Denizdili, mahkeme başkanı, sen biraz fazla horazlanıyorsun ama Bora'nın horazı benim, ona göre konuş demişti bana. Ben de kendisine işte böyle bir süreçte çok sevdiğimiz o ilk heyecanla kullandığımız cümle olan insanlar bizler doğanın efendisi değil bir parçasıyız sözünden başlayarak kimsenin biz işte doğaya bizim zulmedemeyeceğimiz, şekillendiremeyeceğimiz gibi mevcut siyasi iktidarın da bizlerin yaşamını şekillendiremeyecek diyen burada yargılanan 187 insan hakkında bırakın ceza vermeyi, her birine doğayı koruyan, insan onurunu koruyan, yaşam alanlarını koruyan bir tutum dedikleri için insanlık onur belgesi düzenlenerek kendilerine verilmesini talep etmiştim son sözlerim olarak. Yine aynı dil ve şiveyle
manyak mısın senmişti. Hayır, ben manyak değilim. İşte Yeşil'e ve Sol Gelecek Partiliyim. Biz dünyaya böyle bakıyoruz demiştik. Öyle tatlı bir anı olarak kaldı. Bunu sizlerle paylaşmış olayım istedim. Manyaklığa devam diyorum. Çok teşekkürler Sayın. son olarak Kenan Gülçiçek'e söz vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, merhaba. Hepinizi Samsun'dan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, partimizin kuruluşundan Tonop'a 8 yıl geçti. Ben gençlik hayatımda, lise yıllarımda, işte değerli gençlik 80 öncesi öyle başlamıştık siyasete. Sonrasında öğretmenlikten dolayı sonrasında ÖDP ve EDP ile devam etmiştik. Bugün 8. yılında Yeşil Sol Parti ile birlikteyiz. Ne mutlu ki bugünlere geldik. Umarım ve dilerim sonsuza kadar partimiz devam eder. Aslında şöyle, Türkiye siyasetinde görüyoruz, birçok sıkıntılar var zaten. Yani siyaset yapma alanı daralmıştır. Buna iri kıyım siyasi partiler de dahil, mecliste grubu bulunan siyasi partiler dahil buna. Bugün böyle bir zor dönemde Yeşil Sol Parti'nin yapmış olduğu eylem, etkinlikler, faaliyetler önemlidir. Ben diyorum ki birçok toplantıda söylemişimdir. Sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan mücadeleyi sürdürmemiz gerekir. Biraz önce eş genel başkanımız sevgili Eylem de dedi. 2000'i aşkın üyemiz var kamu çalışanlarıyla birlikte. Biz de bir kamu çalışanıydık. Kamu çalışanıyız zaten. Ben diyorum bu 2000 kişiyle isterse bu 2000 kişi devrim yapar Türkiye'de. Yani karamsarlığa yer yok. Bu anlamda sevgili Asena'nın biraz önce anlattıklarını çok doğru yerde bakıyorum. Ta o zamanlardan da görüyorduk biz. Bu ÖDP kuruluşlarında da çok önemliydi. Gelinen noktada inatçı insanlar biz bu mücadeleyi sürdürecektir hepimiz. Bu anlamda zamanımız da daraldı. Çok da uzatmak istemiyorum. Oğlum Eren Gülçiçek'in de selamları var sizlere. Şu anda Buca Devlet Sanayi nöbette şu anda bu akşam. Biraz önce kendisiyle görüştüm. Nöbette olduğu için bağlanamadı yayına. O yüzden selamlarımı da iletiyorum buradan. Bu vesileyle İzmir depreminde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı da saygıyla anıyorum. Orada birçok doktorumuz ve İzmir Tabi Odası'nın genel sekreterinin eşi ve iki çocuğunu kaybetmişlerdi. Bizim çocukların da arkadaşlarıydı onlar. O yüzden çok üzgünlerdi falan. Onları saygı ve sevgiyle anıyorum. Ayrıca yitirdiğimiz yakın zamanda sevgili Fehim Cacülü abiyle ve Hopa'daki arkadaşımız Osmanoğlu'nu da saygıyla anıyorum. Hiç unutmuyorum, EDP süreciydi. Sevgili Fehim abi Samsun'a gelmişti. Biz anlatımlarına hayran kalmıştık veya birçok insan. Yani çok önemli arkadaşlarımızdan biridir. Yitirdiğimiz arkadaşlara da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çokça uzatmadan daha nice yıllara diyorum, sadece 8 yıllara demiyorum. İnsanlık tarihi yaşadığı müddetçe Yeşil Sol Parti'ye ihtiyaç vardır. Hem yeşil hem sol olmak kolay değildir, zordur. Zaten siyasi iktidarlar da biliyorsunuz yeşile karşıdır. Yeşilleri beton yapmak isterler. Biz de inadına hem yeşil diyeceğiz hem sol diyeceğiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Arkadaşlar saatimizi geçirdik. Sözler bitti. Bu toplantıda en çok umut ve inat sözlerinin geçtiğini düşünüyorum. Sanıyorum hepimiz inadımızı seviyoruz ve umutla önümüzdeki kongreye bu inadımızı taşıyacağız, tartışmalarımızı yapacağız.
çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bana çok iyi geldi açıkçası hep beraber olmak. Dayanışma mesajları bu karanlık siyasi günlerde bir umut olduğunu düşünüyorum Yeşil Sol'un bir arada olmamızın. Şimdi bir eylemlerin ofisinde sanıyorum bir bağlama dinletisi var. Mavi Nota Korosu'ndan dedin değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, Kerim üyemiz aynı zamanda. Üyemiz Kerim arkadaşımız. Sayımız azaldı biraz. Bir hayli azalmış. Dinletiye kalmak isteyenler 68 çok şu anda sayımız. 68 yeterli. Evet, evet. Gayet iyi. Fakat dinletiye geçmeden ben buradan hepimiz andık kaybettiklerimizi. Ama ben de buradan bir Cihan'a mutlaka buradan gider. Yazanlarımız var, görüşenlerimiz var. Cihan'a bu toplantıdan bir selam yollamış olmak isterim hepinizin izniyle. Bin selam Cihan'a, bin selam. Evet. o zaman ben çekileyim, kapatalım konuşmaları ve eylem. Evet. Sana dönüyorum. Ben koltuğu bu sefer yani sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Şu iki saatlik toplantıda bu benim üçüncü rotasyonum. Koltuğu bağlamaya devam ediyorum. Eylem, sıran gelmiş artık rotasyon konusunda. Bak bak bak. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ben PKP kökenli bir kardeşinizim. Çaylak bir Yeşil Sol Partiliyim. Aynı zamanda 10 yıllık da bir veganım. Parti pratiğiyle ilgili sizin kadar yoğunlaşmış, birikmiş emeğim olmadığı için çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Partide varoluş, partiye katılma sebebim esas olarak aynı bizler gibi anne olan, baba olan, çocuk olan, yorulan, acıkan, korkan, neşelenen hayvan dostların birer birey olduğu kabulünden hareketle insan-hayvan bütünleşik özgürlük mücadelesini yükseltmek. Esas olarak bununla ilgili partiye katkı koyabileceğim düşüncesiyle girdim. Bunun eylem başkanım çok uzatma dedi, o yüzden kısadan geçiyorum. Şimdi hayvan özgürlüğü mücadelesinin iki boyutu var. Bir etik boyutu var. Ben etik sebeplerle veganım. Bir de iklimsel ekolojik boyutu var. Çok ciddi bir boyut. Dünyadaki ekilebilir alanların %70'i, toplam tahıl üretiminin %40'ı sadece ve sadece damak zevki için adına suni dölleme denen tecavüz yoluyla doğal üreme döngüsü dışında zorla çoğalttığımız yaklaşık 10 milyar hayvana tahsis edilmiş durumda. Dünyadaki ekilebilir alanların %70'i, toplam tahıl üretiminin %40'ı. Sadece ve sadece 1 kilo et üretmek için, bir tabağı ancak doldurabilecek kadar et üretmek için 125 kilo tahıl, 15 bin litre su harcamak gerekiyor. Toplam sera gazı salınımının %49'unu konuşuyoruz. Kyoto protokolü, bütün iklim konferansları, bütün tartışmalar hepsi %49'un içinde dönüyor. Fosil yakıtlar. %51'i hiçbirimizin konuşmadığımız hayvan endüstrisi kaynaklı. Toplam azot oksit salınımının %39'undan her yıl nüfusu suni dölleme denen tecavüz yoluyla zorla çoğaltılan 10 bin hayvanın yarattığı hayvan endüstrisi sorumlu. Ben biraz bunlara dikkat çekmek için bu konuda hayvan insan bütünleşik özgürlük mücadelesini yükseltmek için partide var oldum. Bir şeyler yapabilirsem ne ala bu süreçte.
Bu arada pandemi süreciyle ilgili de bir şey söylemek isterim. Yani bu pandemi sürecinden... Siz ne dersiniz deyin dedi. Efendim? Tabii canım. Yok yok, araya şey girdi. Sokuyor. Pandemi süreciyle ilgili bir şey söylemek isterim. Pandemi sürecinden çıkarılması gereken en büyük ders. Bir saniye. Arkadaşlar, herkesi susturdum. Tespit edemedim çünkü. Konuşan arkadaş mikrofonunu açsın. Kerim, sesini açabilir misin? Senin şu anda duymuyoruz seni. Efendim? Tamam, geldi sesin, tamam. Evet. Orta çağdaki büyük veba, 1400'lü yıllardaki büyük veba salgınında dünya nüfusunun henüz 700 milyon olduğu yıllardaki ve 200 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan büyük veba salgınından bugünkü COVID salgınına kadar Ebola, AIDS, deli dana, kuş gribi, korona, bütün bu salgınların hepsi zoonoz arkadaşlar, hayvan kökenli. Hayvanların dünyasından elimizi ayağımızı çekmemiz gerekiyor. Ben biraz bunun için var oldum Yeşil Parti'de. Arkadaşlar, dünyanın en güzel şarkısı insanın eşlik ettiği şarkıymış. Hayatımın bu döneminde Yeşil Sol Parti benim için hayatımın en güzel şarkısı. Çok uzatmayayım, belki ilerleyen süreçte sohbet etme şansımız olur. Veganlıkla hayvan özgürleşmesiyle ilgili. Size bir türkü söyleyeyim. Ölüm gün yüzünde, ölüm yerin dibinde, ölüm soluğu kavuşunda, ölüm başucunda. Sevgi kuşun kanadında, sevgiyle göğün yüzünde, sevgilerin dibinde, sevgi başucunda. Bir tane daha, zamanımız var mı? Var var. Göçlere duman durmuş da, ey göçlere duman durmuş da, değirmenin üstü her gün kervans, değirmenin üstü her gün kervans.
Dinle halı, dinle hoşla dinle. Dinle halı, dinle hoşla dinle. Sen söylesin susarız. Sen söylesin susarız. Kızır suyun içerler, kızır bak bakar suyun içerler. Aç kalırlar yutan yurda göçerler, aç kalırlar yutan yurda göçerler. Mağrım eylem köprüsünden geçerler, mağrım eylem köprüsünden geçerler. Kimler ölür, kimler kalır, kimler ölür, kimler kalır. Umma artık olanlar böyle olsun, umma artık olanlar böyle olsun. Yeni çağdan mızrak çuvala girsin, yeni çağdan mızrak çuvala girsin. Ver gidersin, mülk dersin, can dersin. Ver gidersin, mülk dersin, can dersin. Verdiler mi aldı, aldı, aldınız. 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 Sevgiyle, saygıyla görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, bir tane daha olsaydı hocam. Eş sözlerimiz Sinan'a da, eyleme de çok teşekkür ederiz böyle bir program hazırladığı için bizlere. Çok sağ olsunlar. Bay bay. Rica ederiz, rica ederiz. Herkesin eline koluna sağlık. Tamam, sonra da bekleriz Sinan. Eylem. Geleceğiz, geleceğiz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Süleyman Çöpertme borcumuz olsun. Arkadaşlar. Vallahi öyle olsun bak. Egeliler gönül koyar sonra. Kalanlarla devam ederiz. Resmi toplantı kısmını bitirelim. Tamam, evet arkadaşlar. Bu toplantı kısmını hakikaten bitirelim. Çiğdem, ben sana bırakıyorum yani teknik, hani kapatma işini filan. Toplantı kısmını kapatalım böyle, değil mi? Sevgili eş başkan sözcüleri. Emeğine sağlık Ayşe. Harikulade bir teşekkür ederim. Hem teknik olarak hem içerik evet. olarak hazırlayanlara toplantıyı çok teşekkürler. Kolaylaştırıcımız Ayşe'ye de çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.